Herkese iyi akşamlar. Biraz da erken açtım. 20 dakika böyle bakalım biraz DLC falan. Daha sonra Transmitter Türkiye DLC'sinde Coldark'tan başlatacağım lokomotifi. Biraz bugün denedim. Biraz daha hani dün gece şey videodan sonra biraz daha bakılmıştım da o yüzden böyle sürmek istiyor insan. Hatta şey diyeyim hani Train Sim World 3'ün mesela yeni çıkmış olmasa ama şey bunu oynadıktan sonra şeyi fark ediyorsun. Ulan hani kendi yerinde oynamak daha güzel yani gidip de şimdi onu kursan böyle o lokomotifler daha şey böyle grafikleri iyi olsa da şey geliyor insan ama hani buradaki DLC'de o hissettiren o hava Türkiye havası falan güzel olduğu için çok keyifli oluyordu. Bir dakika niye ekrana oyun gelmiyor onu bakalım. Ekrana oyun gelmiyor. Allah Allah. Girmedik diyeyim acaba. Bakayım. Girdik ama şey gelmedi herhalde. Bakayım. Şu an gelmesi lazım. Allah Allah. Nasıl gelmiyor ya? O Efeci sağ ol. Ya vallahi King Mert. Vallahi FSM2'nin yayını oluyordu bak o gün. Patlama oldu ya sonra. Yok YouTube kapatıldı. Yok şey askıya alındı falan derken o kaynadı be. Hani bir de başka şeylerden olmuyor yani. Video çekmek artık kolay kolay. Ama bundan sonra onu yapacağız herhalde işte. Yani. Öyle görünüyor. Oynayamadım da. Bir de şey öyle kuracaksın bir sürü şey orada. Uğraş dur. Hani bunun gibi sadece tek bir şeyde gitmek varken şimdi. Niye görmüyor şu an oyunu ya? Bir böyle görüyor bozuyor sanki şeyi. Allah Allah. Bir dakika. Ne yapsak şimdi? Vallahi karlı mı? Vallahi bak şu an alayım onu ama işte yok. Üşeniyorum onu yüklemeye ya. Başıma iş açacağım tekrar. Abi ne yapalım bunu? Tekrar mı kapatıp açayım ya? Bizi kapatalım. Ben bir daha gireyim bu oyuna ya. Öyle yapalım. Bir garip girdi çünkü girerken. Hata veriyordu sonra tekrar 2010 şeyini yükledi. O programlar falan var ya ondan sonra düzgün açıldı hatası ama bu sefer de bak şey görmüyor. OBS'e görmüyor. Bir daha açayım bakayım. Biraz grafik kartı falan iyileşti mi ama bakalım nasıl olacak. Vallahi DCS'in ama yüklü 2.8 gerçi de. Böyle video falan neyini çekebilirim ki yok ki şey bende. Helikopter dışında. Hani harita falan da almamışım indirimlerde ama belki bu önümüzdeki indirimlerde bu hafta başlayacak ya tekrar son. Çünkü sonra fiyat artabilir DCS gibi bazı eklentiler o yüzden Suriye'yi falan alırım belki şey için. Bir daha bakalım abi. Kassel mi? Geldi mi? Geliyor mu da ekrana? Ha geldi tamam şu an geldi. Ha tamam. Tamam sorun yok o zaman. Ben 2 dakika şey göstereyim o zaman dur. Bir bilmeyenler için hemen göstereyim ondan sonra geçelim. Şeye direkt. Nerede? Chrome mu? Chrome değil abi ya. Şey bakalım. Steam sayfasından göstereyim bir tekrar atlatalım bilmeyen varsa. Ondan sonra. Ay anasını. Hayda. Lan Chrome'u niye göremiyoruz? Ha burada. Şimdi Transmit'in klasik versiyonu geliyor bu DLC. Yani Türkiye'de belli bir rotada geçiyorsa. Türkiye'nin tamamı yok tabii ki de. AND Model tarafından yayınlandı. Işte, Dovetail Games'le beraber. Yani 5 yıldır falan geliştiren bir DLC'ydi. Hani başladığından beri zaten paylaşıyordu bütün şeyleri, lokomotiflerin yapımı, sesleri, videoları, oynayış videoları, vagonlar, rotadaki görüntüler falan. Hani birebir her şeyle kuralına uygun olarak tabii de çünkü trenleri şey olarak görebiliriz belki ama hani tek bir yerde düz yolda gidiyor gibi diyebiliriz ama hani kuralları falan çok farklı da sinyalizasyon sistemleri o levhalar uyarılar falan ama işi de bir adam olduğu için zaten yine o sektör çalışan insan olduğu için böyle herhalde şu ana kadar belki de işte diğer simülatörü de göz önünde bulundurun en doğru yerleşiyor bir şey Türkiye uyarlaması gibi DLC dersek hani bu onlardan biri oldu en iyisi oldu çünkü lokomotifi birebir aynı doğru çalışıyor ya da vagonlar ya da rotadaki eğimlere kadar tünellerin sayısına kadar çevredeki manzaraya kadar ya da senaryolardaki işte görevlilere kadar her şey şey bir hani doğru ve DLC olabilecek kalitedeydi. Uzun sürmesi nedeni tabi biraz şey de beklemişler onlar lisans almak istemişler sanırım ama tabi devlet dahil efendim dönmediği için olay olmamış. Şu an lisans olarak tabii buluyor bu lokomotifler ama bir önemi yok sonuçta. Son bildiğimiz lokomotifler yani bir farkı yok şeyden. Sadece yani logoları falan kullanılmıyor.
Ha, kullansa da çok bir şey olmayacaktı ama şey Dovetail Games'le beraber yapıldığı için şey olabilir yani, tabii ki de istemez öyle bir şey. Ama onun dışında sorun yok. Şu an yani Yenice, Adana'da başlıyorsunuz. Daha böyle düzlük yerler, böyle ovalardan falan. Sonra daha sonra Toros Dağları'ndan Niğde Uluk Kuşağı'na kadar gidebiliyorsunuz. Niğde Uluk Kuşağı'ndan sonra da şey var. Kayseri yöne giden bir istasyon var. Bitiyor orada. Bir de Konya tarafına. Ama bu kadar. Ondan sonra hani asıl yer Yenice'de başlıyor. O istasyon, döner platformlar falan, işte Torna falan. Ulukış'a da mesela aynısı var. Herhalde şey Ulukış'la Pozantı, Yenice en büyük yerden işte üçü zaten. 125 kilometrelik bir mesafesi var. Bayağı uzun aslında. Yani gece gündüz gidebiliyorsun. Mevsimde karlı olarak gidebiliyorsun. Zaten tren simetri ne varsa burada da aynısı var. Hani istasyondaki modeller, animasyonlar, yolcu animasyonları, ondan sonra trafikteki o arabaların eski püskü olması ya da işte Türkiye'de kullanılan arabalar olması. Hatta işte o yüzden videoda Pozantı falan öyle görünce ya da diğer şey Ulukışla yaklaşırken o diğer köyleri falan hani bayağı güzel oluyor. Bir de ben onun öncesinde ilk çıktığı akşam biz Discord'da falan oynamıştık. Yeniden başlayıp öyle geldik, o dağları falan geçtikken çok güzel, keyifli. Bir de onun dönüşü var. Ya da mesela şu an Ulukışla'dan başlasam Ulukışla'dan çıkarken yine dağlar olacak ama şey o belemedikten sonra asıl o dağlar falan başlıyor, daha büyük. Onlar mesela çok güzel görünüyorlar. Ya çok pahalı olması nedeni biliyorsunuz Kaan. Vallahi indirim işte ne zaman, nasıl olacak ama. Türkçe eklenti şimdi paylaştı. Bakacağım. Eğer paylaşırsa şey yaparım. Ya o senaryo genç kurmadık yine ya, Türkçe şeyini ya. Dur bakayım. Bir girmeden aslında yapsak onu daha iyi olur. Çünkü Türkçe seslendirme falan var şeyde. Bu şu an Cold Dark'a eğitime girdiğinizde şey yapıyor. İngilizce tabii şey olduğu için oluyor ama Dovetail Games'in seslendirdiği şeyler. Türkçe çok daha iyi olur çünkü telsiz konuşma bile çok gerçekçi yani. Zaten gerçek hani şey gerçekçi dediğim yani direkt aynı şeyi almışlar. Giderken dün videoda şeydi, Muhammed abi diyordu, yok İsmet abi diyordu. O yüzden şey yani bayağı güzel oluyor. Sesler de çok güzel. Mesela çalışıyorsun şey lokomotifi ya da böyle hani giderken aşırı bağırıyor yani, aşırı gürültülü. O sağ ol Murat abi. FS22 valla bu hafta umarım olur ya. Ama hani şimdi FS22'de tam olarak neyi merak ediyorsunuz ki Platin Edition'da? Şey olarak hani ben videoyu şöyle çekeceğim onda öyle olsa. Ben gireceğim direkt ne geldi ne gitti, o endüstri değil de şey var ya orada, yeni üretim zinciriyle alakalı şeyler, ama hani böyle her şeyi gösterme imkanı yok orada ya. Yani öyle bir şey yapmak istiyorum. Yani direkt haritayı gösterip nasıl olduğunu, nelerin döndüğünü, nasıl bir endüstri şey getirdiklerini, bir üretim zinciri ve fabrika, yeni yerleşecek binalar getirdiklerini ve ekipmanlar getirdiklerini gösterebilirim. Sırasıyla böyle 30 dakikada atıyorum, 35 dakikada o videoda öyle bir şey olur. Yani öyle oynanış, şunun tamamını gösterebileceğim bir şey olmaz mesela. İşte yayını yapsaydık o akşam bir şey olmayacaktı. Ama yapamadık. Yayın mı yapsam dedim şu o gün, ben de video çekmeyeyim, yayında göstereyim her şeyi canlı canlı. Ama bu sefer de yayında şey oluyor. Çok uzun sürüyor bir şeyleri yapmak. Çalıştırılır halini göstermek falan. Mesela demir madeni getirmişler. Yayında aslında onu yapıyordum ama yayın bir kesilmiş. Ben yarım saattir oynuyorum. Şey zaten YouTube erişime kapatılmış falan. Ben demir madeni aldım, kurdum, şey yaptım. Ya güzel bir DLC olmuş ama ne bileyim yani, böyle yeni bir official bir içerikte oynamak her zaman tabii iyi oluyor ya. Modda oynamaktansa. Sonuçta official bir ormancılık paketi. Mesela Emre dün falan oynuyordu şeyde. Bütün gün oynadı tabii 5-6 saat. Nasıl ya Dead Game? İyi akşamlar. Makinist, kaptan, tır şu. Yok öyle bir şey ya Baran. Nerede? Artık başka bir iş yapıyoruz. Onu söylemiyorum şu an. Daha sonra. Neyse hani burada olaylar bildiğiniz gibi abi, yani şey olarak hani DLC'nin fiyatı ya tam Steam kurunun güncellendiği döneme denk geldiği için belki şey yazın çıksaydı bu olay. Yani daha uygun fiyat olurdu ama yani şu an Steam'de şey Train Simulator Classic 40 lira abi, şey 280 lira hani. Çünkü DLC, yeni çıkan DLC böyle, mesela Train Simulator 3 de aynı şekilde. Girin bakın abi, Train Simulator 3'e yeni bir DLC çıktı. Bu Birmingham DLC çıktı işte 340 TL. Ana oyun 61 TL. Tabii 3'ten yeni rota getiriyor, bir de 92 lirayla şeyi buharlı tren lokomotifi alıyor biliyorsunuz da. Hani şu an itibaren çok sakat artık durum. Train böyle hani bile şey diyordu ya, çok DLC var şey yapıyorsun ama adamlar hep ucuz sattı abi, hep ucuz sattılar bak, o kadar büyük artılar geliyordu, şeyler geliyordu, lokomotifler. Hep 50 lira falan lan hani şimdi, ama 50 liranın değeri kalmadı. Yani ama hala mesela alınacak şeyler var, aldığınızda duruyor yani, o yüzden yani yapacak bir şey yok.
Ben herhalde Train Sim World 3'ü almasam 4'ü duyurulacak zaten yakında. Yazı doğru. Ama bunu ben tekrar bakacağım da bunu hani oynamak daha çok hoşuma gitti ya. Böyle eski olmasına rağmen şey işte hani Türkiye'de sürüyorsun abi treni. Türkiye'de sürdüğün için çok güzel oluyor. Neyse ben bunu kapatayım, Türkçe dalgasına bakayım hemen. Nasılmış, sonra gireriz. Ayır mıdır? Yok, onlarla alakası yok ya. Millet pilot ya abi, pilotluk nedir? Olayımız yok onu biz şey için. Microsoft Flight Simulator başka. Zamanı geldiğinde öğrenirsiniz. Bir dakika. Nerede? Heh. Evet tabi işte Steam'de gene şey yapıyor ya adamlar ya. Ama Dovetail Games bir şey yapmadı ya. Abi sadece videoyu paylaşmış ya. Ama bir, aa burada ha gördüm şimdi. Dur şimdi. Mark izindeki yazılar zaten Türkçe abi. Ha, F4 ekrandaki kontrol isimleri. Seslendirmeler Türkçe olacak. Yazılar Türkçe olacak. Tamam. O zaman ben şey yapacağım. Bunu indireyim. Zaten bir sonraki videoyu öyle çekeyim. Kısa bir video. Buraya atayım. O zaman çıkalım biz bundan ya hemen. Çıkalım 2 dakika sonra. Şey ben de alacağım da elim gitmiyor abi. Vakit ayırmak istemiyorum. Ama almazsam zam gelecek. Neyse bence şu an alayım. Ya bir de indirmek zoruma gidiyor sonra onu. İndireceksin ayda bu sefer. Şey. Neyse alayım ya. Sonra yüklerim. Construction Simulator güncelleme geldi bugün. Bu joystick ve klavye atamaları falan sorunluydu o oyunda. Bir de sürüşler biraz kötüydü o araçların. Gerçi yine kötü de şey olarak hani biraz daha dengeli yapmışlar, iyileşmişler. Ama joystick olayına daha bakmadım. Ona bakınca tekrar bir şeyler bakacağım ona. Neyse Train Simulator'ı da aldık Allah. Onun abi ben onun demek alsam bir sürü DLC var diye şey yapıyor. 200 GB falan olacak herhalde. Neyse ben bu şeyi kurayım hemen. Direkt zaten kurulu olan yere atacakmışsınız. Nereye kurduk? Biz Z'ye kurduk bunu. Hemen Türkçe bari seslendirmeyle şey yapalım ya. Poldark'ı o ATS dalgalı şey kontrolör falan. Çünkü öteki türlü zor geliyor şey yapmak. Bunlar biri nerede? Burada. Railworks. Aynen burada. Ne demiş o? Direkt içine atacağız. Zaten asset şey değiştirecek. Umarım sorun olmaz şeyde. Hemen atıyorum ama bir içine asetli content şeyini. Vallahi. Tamam 200 MB atıyorum. Black Friday ne inecek ki? Uzun zamandır benim ve herkesin beklediği bir şey işte. Murat abi boş ver. Ben sana anlatırım özel bir günde. Yok 22'sine başlayacak işte Steam'deki indirimler. Sonra ya alacak oyunun falan yok da yani ne gerek var şu an. Zaten Call of yeterince şey yaptı benim oynadım. İyi güzel. O zaman Türkçe versiyonu da tekrar paylaşırım ya burada görüntü alıp haber olarak. Çünkü o haberi görecek adamlar sonra şey yapmasınlar. Türkçe sürüm varken onu da indirebilirler. En azından şey olur. Türkçe güzel abi. Daha böyle Türkçe full şey yerleştirme işte yani inanılmaz bir olay. Ama niye orijinal olarak o sunulamıyor acaba ya? Şeyinden mi dolayı mı acaba? Resmi olarak sunulamıyor orijinal olarak. Ya da daha sonra mı gelecek demişlerdi. Şey yani zaten resmi bir olay. Türkiye yok abi sadece bir rota var ya. Ulukışla Yenice. Niğde Ulukışla bir de Toros alanından işte Adana Yenice. Last of Us evet o da doğru. Ya yani yok. Ya artık oyun indirimi her zaman oluyor ya boş ver. Evet. Soğuk makine marşı. Poldark, göstergeler, kontrol, ulu kışla, yani tam loco kullanım var. D24'ün eğitimi. ATS ve sinyaller mesela. Ya bunların PDF'de de var. Şu an geliyor mu görüntü onu bakalım. Sonra artık uzatmanı konuşmayalım artık yeter. Biraz şey konuşsun. Lokomotif konuşsun. Şey yapsın.
Ona bir gaz vereceğim şimdi. Burada şimdi başlayalım biz. Zaten Türkçe anlatacak. Ses de gelecek size. Direkt şey bu. Bildiğiniz şey. Cold Dark'tan başlayacağız treni. Bu Çatalca Silivri rotası da vardı ya Trakya'daki. O da mesela yeni bir trailer falan paylaşmış o görüntü. Onu da daha sonra bakarız artık. Yani artık kurulduğu için ben ona da bakacağım ya. En azından şey Biom2'yi kurup ayarlarıyla uğraşmak kadar şey zor değil sonuçta bunu kullanmak, o yüzden gayet normal aslında, basit yani. Çok da zorlamıyor. İndirme yayından sonra efendi şeyi tekrar onu. Bir yer vardı işte şey. Yani yer vardı böyle, sonra indirince neye giriyor insan? Video çekme zorunluluğu artık kalmadığı için. Karabük Zonguldak mı? Aslında bak şey, bu Daryl Wallace Matter olarak çıkacak ki 2023'te tekrar. Onun modlama desteği var da rota olarak ayrıca desteğiniz yok. Aha, Karabaş'a gördük. Ulukuşa'da. Bak Türkçe olmuş zaten komple şey gördüğünüz gibi. Burada başlıyorsunuz. Ya burada şey yapacak. Tornaya gidecek. Sonra geri geleceksin. Koldak'tan başlayıp. TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, DE24000, TÜRAMSAĞ tarafından üretilen bir dizel lokomotiftir. 1970-1984 yılları arasında Fransız firması Materiel de Traction Electric lisansı altında 418 adet üretildiler. DE24000'ler 1970'lerde Türk Demir Yolları'nın dizelleştirilmesinin bel kemiğini oluşturdular. DE24000'ler Türkiye'de bulunan en yaygın lokomotif türüdür. 150'den fazla lokomotif aktif olarak kullanılmaktadır. Bize şey geçen çıktığında Emre'yle şey konuşuyorduk, ulan bu lokomotif aslında hangi ülkeye ait şey olarak, hani o hangi ülkenin tasarımı falan diye de. Neyse tamam, o zaman bunu şimdi kaldırırsak şey olacak, bir daha 24000 başlıyor. lokomotifinin eğitim senaryosuna hoş geldiniz. Bu senaryoda size bu lokomotifin soğuk durumdayken nasıl çalıştırılacağını göstereceğim. Sesi Şu açacağım. anda DE24000 kabininin makinist bölümünde oturuyorsunuz. Önce farenizi kullanarak kamerayı hareket ettirin ve etrafınıza bakın. Bir daha açtım sesi şimdi. Bir daha şimdi tamam. Şimdi şey. Kamerayı hareket ettirelim biz. Ne oldu lan buna? Eyvah bozduk lan. Yok daha doğrusu şeyde Harika. yapınca oldu. DE24000'ler idare etmesi zor ve dikkat isteyen lokomotiflerdir. Ama merak etmeyin, onları kullanabilmeniz için size gerekli tüm bilgileri vereceğim. Öncelikle sistemlere güç verilmek için tüm sigortaları açmamız gerekiyor. Klavyedeki sağ ok tuşuna iki kez basarak sigorta paneli kamerasına geçin ve kapağı açın. Tabii kokpit olmanız gerekiyor bunu yaparken çünkü dış kamerada olmuyor. Bak kısaca ben şeyi göstereyim. Sonra gireriz. Bir dakika. Bu direkt garaj zaten. İçeride işler falan da var. Hani buradaki detaylar falan, objeler de var. Görüyorsunuz yine yazılar, levhalar falan. Yine buradaki konteynerler ya da burada artık kimse. Bunu muhtemelen bu sakallı birisi uydurmuşa sakalını. Hatta bazı rotalara girdiğiniz şey oluyor böyle. Oradaki rotada mesela yük treni var, mesela yük treni var şeyde. Belemedik'te başlıyor. Böyle eski vagonlardan çekiyor yük treni olarak. Şey değil abi, kapalı vagonlar var ya. Onlardan çekiyor. Mesela oradaki o trenle süren adamların fotoğrafları falan çıkıyor o ekranda. Gece tabi o görev. Gece olduğu için biraz şey olabilir ama. Bilmiyorum artık bakayım. Tabi bu geç. Buraya geleceğiz şeyde Koldak'tan sonra. Oraya kadar ilerleyeceğiz, sonra tekrar geri getirecek bizi. Şuraya da bir uçayım ya da hızlı gidemiyorum lan bu şeyde. Ha böyle çiftle gidiyor hızlı, tamam. Bu da istasyon. Ulukışlı. Arkada trafik de akıyor şey olarak. Ama tabi uzakta abi, Transmitter'ın şeyinden dolayı biraz dağlar garip duruyor. Bir de şey ya, burası biraz daha kuraklık. Kurak demeyeyim de şey olarak hani. Dağlarda belki de hani o yerde dümdüzse uzakta kaldığı için biraz şey yapıyor, bulanık yapıyor tabi. Bu da Transmitter'ın olayı yani, yapacak bir şey yok artık. Anadolu gidiyor. Hani şey bir de yani videoda söyledim de şey, hani bildiğin hani o binalar gerçekten orada varsa gerçekten alınmış fotoğraflarla beraber modeli düzenlemişler. Ya yani mesela şu arkadaki bina gerçekten orada var değil mi yani şu an? Çünkü mesela bu binayı başka bir yerde göremiyorsunuz ya da işte az önceki mesela şey var. Bu arkada bir tane dükkan gördük ya.
Eczane falan yazıyordu. Ya da camiler zaten tabii basittir ama hani mesela şu bina. Mesela şu bina direkt fotoğraf çekilmiş ve şey bir modele kübe kaplama olarak konulmuş. Hani şu bina aynısı birkaç yıl önce belki de o tasarım sahipti işte renk olarak belki değiştirilmiş bilmiyorum da. O Selam Ertan Doğu Ekspresi bununla yapılıyor. Evet bununla hep oluyor diye biliyorum ya. Ya aslında o daha güzel bir rota olur biliyor musun şey olarak. O da güzel bir rota olurdu yani. Ama onu Transit World olarak düşünün çok güzel olurdu ama tabii zor ya o kadar şey yapmak. Şey olarak zor abi buradaki teknik farklı oradaki daha da farklı detaylar falan çok zor yani. Onun açık modlaması zaten olsaydı şeyin Unreal'da NDK'sı herkese paylaşılsaydı zaten olacaktı muhtemelen. Belki de yapacaklardı yani illa bir şeyler olacaktı basit de olsa. Neyse şimdi içeri geçelim. Sigortayı göstereyim size. Sigorta zaten direkt aşağıda şöyle aşağı indirelim onu. Bunları direkt yukarı kaldıralım. Hepsini. Artık tüm sigortalar açık olduğuna göre lokomotifi çalıştırmaya geçebiliriz. Sağ ok tuşuna tekrar 3 kez basarak arka duvar kamerasına geçin. Şimdi ana ışık yazan anahtarı bulun ve bu anahtarı açık olarak ayarlayın. Ve Z136 Sofaş şalterinin furgon değil bir konumunda olduğundan emin olun. Şimdi ana ışığı böyle bir çevirelim. Sağ ok tuşuna tekrar basarak makinist konsolu kamerasına geçin. Artık makinist konsolundaki ve ATS cihazı ekranındaki ışıkların yandığını görmelisiniz. Not: karanlıktan dolayı göstergeleri okumakta zorlanıyorsanız artık L tuşuna basarak kabin lambasını açabilirsiniz. Şimdi konsolun üstündeki ATS ekranı ile telsiz arasındaki genel kontrol şalterini bulun ve açın. Ardından motora yakıt akışını başlatmak için dizel stop anahtarını açmanız gerekir. Bu anahtarı açtıktan sonra yakıt göstergesi yazan göstergenin değerinin 2 bar civarına geldiğini görene kadar biraz bekleyin. ana ışığı açtık zaten. Sofaş şalteri de bir konumda hani furgon değil. Tekrar geri gelirsek abi şimdi önce bu ATS'ye bu merkez trafik kontrol sistemi işte ya şey olarak hani GPS gibi bir şeymiş yani bu olay. Hani her şeyi kontrol ediyor. Hatta şey, videoda giderken son şeyde uyarı falan yedim. Sarı uyarı yedim sonra kırmızı yedim. Acil frenleme falan yaptı. Videonun yarısında Emre'ye Discord'a geldim dedim. Nasıl çözeceğiz falan. Kendim dedim bir PDF şey olmadı. Sanki böyle şey takılıyor gibi oluyor ama sonra yazmış zaten şeyde YouTube'da yorumun altında ama hani gene başımıza gelebilir yani bu akşam. Şunu şöyle çevirelim şimdi biz. Ya kabin ışını, merkez ışını buradan açabilirsin ya da gösterge ışını yine. Sonra bir tabii de ne vardı? Genel kontrol şalteri var. Buna çevireceğiz. Şöyle. Aktif oldu. Bir de burada dizel switch'i de şöyle bir çevirelim. Tamam. Buradaki yakıt barı da ikiye gelecek, duracak orada. Bir de yok, bu göstergeler Türkçe ya da kaplamalar işte dediğim gibi çok şey yani tam bir paket ya böyle hani şey Harika. isi yok. Artık lokomotifi çalıştırmak için gereken tüm adımları tamamladık. İpucu. Bu lokomotifin her soğuk motorla başlangıcında bu yorucu adımları tek tek yapmak zorunda mısınız? Tabii ki hayır. Kontrol 1 ve ardından kontrol 2 tuşlarına basarsanız, lokomotifi çalıştırmanız için gerekli tüm işlemleri otomatik olarak yapacağız. Şimdi tek yapmanız gereken konsoldaki marş düğmesine veya klavyedeki Z tuşuna basılı tutmak. Motorun sıcaklığına bağlı olarak ateşleme işleminin başlaması için belirli bir süre beklemeniz gerekebilir. Ön yağlama sesini duyduğunuzda marş işleminin başladığını anlayacaksınız. Marş motorları devreye girdiğinde matris gösterge üzerindeki MD1 ve MD2 ışıkları yanacak ve RCT motor devir sayacı göstergesindeki RPM değeri artmaya başlayacaktır. Motor ateşlemeye başladıktan sonra MD1 ve MD2 ışıkları söner ve gösterge yaklaşık 650 RPM değerini gösterir. Şimdi şunu kapatalım. Ya kontrol 2 ile kontrol 1, kontrol 1 ve kontrol 2'ye basarak tabii hemen çalışıyormuş ama gerek yok. Biz hemen bir şey yapalım. Buradan marşa basalım. Ha. Artık lokomotifimiz çalıştığına göre onu hareket ettirmek için gereken adımları öğrenin. Her şeyden önce lokomotifin park frenini çözmeliyiz. Bunun için ön duvarda sağ altta bulunan park freni olan frenin tamamen çözülmesinden emin olana kadar sıra
Ardından lokomotifin frenlerini çözmek için modülün kolunu tamamen sola çevirdi. Sağdaki fren basınç göstergesini fren silindiri. Lokomotifin fren silindirine bu basıncı gösterdi. Frenler çözüldüğünde bu değer sıfıra düşündü. Not. Lokomotifin istenmeyen hareketini bilmek için yalnızca aracı hareket ettirmek istediğinizde fren bulundu. Ben biraz sesi kısacağım yine. Neyse. Ya burada nasıl sese giremiyoruz? Ben onu anlamıyorum ya bu şeyde. Nasıl yapacağız şimdi onu işte? Aşağıdan kısayım. Yani yoksa şey size çok gürültü gelecek şu an. Yani artık bu böyle bile gelebilir yani. Baya bağırıyor abi. Baya bağırıyor yani mesela baya. Sürekli çalışıyor böyle arkada. Şimdi bu park feni çözelim şöyle çevire çevire. Bu da ötüyor böyle tabii döndürürken yine. Bu zaten seri doldurma dediği yol durumu, boşluk, kademeli fren. Bu ne? Boşluk alma. Seri doldurma da şu an. O yüzden şey yapacağız. Bu freni de çözelim. Şimdi lokomotif hareket etmek için geri getirmek, geri kullanmak. Son olarak cel motorla geliştirmek için alternatif ikaz yazan anahtarı açmak. Artık vasit frensini yukarı çekerek gaz kolunu açabilirsiniz. Açtığınızda motor için gerekli kontaktörü devreye sokacak. Lokomotifin devrini artırmak için açtıktan sonra vasitini yukarı doğru tutmanız gerekiyor. Vasitini ilk kez yukarıda tuttuğunuzda lokomotif frambil ikazını alır ve ilk hareket edilir. Bu durumda vasitini yukarıda tutsanız bile RPM artıracak. Motor frambil ikazını aldıktan sonra vasitini bırakıp tekrar yukarı tutmanızda tutarak yukarı artırabilirsiniz. Lokomotif fran 2 ikazını alacak ve ardından RPM artıracak. Bu CR motorlar için bu ikaz, alternatör ikazını bir açalım böyle. Yalnız bir de şey, soğumasını engellemek için şu fan direk falan var. Ben onu da açıp gidiyorum. Bir de kompresör mesela açılmıyor herhalde ya şu an. Ya da şöyle. Yani şu an öyle bir şey vermiyor zaten talimat. O yüzden gerek yok. Bunu ileri itelim. Şu an ama S'ye attım dur. Önde olacak. İleri olacak. Sonra şu gaz kolunu böyle bir kere açacağız. Şu an açık mesela. Yavaş yavaş hızlanıyor görüyorsunuz. Ya pompalama olayını ben şeyden yaptım. Yani dün o gece Emre'yle şey yaparken yani denemek için. Çünkü biz hep yolda kaldık bazı durumlarda. Ondan dolayı. Erken durduk. Biraz daha gidelim. O diğer fren neydi ya? Onu unuttum ben şu an. Diğer frenin loco break'in şu an kısa yolu neydi? Onu bilmiyorum. Biraz ileri itelim. Sonra da kapatalım. Duracak zaten. Çevireceğiz bunu. Sonra geri gelecek herhalde. Çünkü ben ilk yaptığımda bunu tamamlayamadım. Biraz daha gitsin ama ya. Biraz daha gitsin tornaya. Artık tamam durabilir. Durabilir. G tuşuna iki kez mi basacağız? Ama dur, ağaçlara bakacaktık sanırım ya. Yani böyle miydi, diğer türlü müydü? Bu tarafa bakmamız gerekiyordu. Bir kere daha basalım. Motorumuz zaten şuraya. Bir kere daha basacağız. Yani burada tabii bu kadar olduğu için zaten çok da gerek yok ya şeye. Bir kere daha basacağız. Tamam, şuraya oturdu zaten. Ama bundan sonra
bana geri gelmemi falan söylüyordu. O yüzden ben ileri gitmiştim, sonra da geri gelmiştim. Başka bir şey yapmadım yani. Hani burada ne yapabilirim daha? Zaten görüyoruz yani, dönüyor. Şeydi ki çok güzeldi ya Train Simulator'da, burada inip kendini çeviriyordum filan. UG tamam da şey... Nasıl UG? Ha UG, ha şey olarak U yumuşak ya, tamam. Ama oraya alışık değilim ya. Bakayım bir dakika. Ha, o zaman şey... U ile yapabiliriz rahat rahat. Bu da bir süre oluyor, sonra dolacak. Ama şey işte hani... Ya buradakini çok şey yapmayalım ya, zaten bundan sonraki şey önemli bizim için. Evet. Tamam. Tamamdır, o zaman bunu çözelim. Bunu geri alacağız. Arkaya çekelim. Bir kere tıklayalım. Geri gelmeye başlasın. Öyle şey yapacağım mı? Çok basmadan. Çok hızlı gidiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Geri geri tabi burada şey yapmıyor ya. Tam böyle girdiğinde basacağım full. Vurduk. Üye basalım derken vurduk resmen ya. Bitecek zaten muhtemelen görev. Dere yalıt olduk. Aa cidden yaptık lan onu. Oo baya baya olduk lan. Yani normalde bunu böyle yapmamıştım ama ben baya baya hızlı hızlı geldim vurdum yani şu an. Güzel oldu. Ama yani dere yalıt böyledeki şey daha mantıklı tabii. Neyse bunu abi zaten giriş için yapmıştım. Şimdi normal şey dönelim. Normal şeye gidelim ya şimdi, tamam, bunun bir önemi yok bizim için. Şimdi normal şeye dönebiliriz. Ama bu göstergeleri ve kontrolü bir şey yapalım ya. Kontrolü bir de 5 dakika ne gösteriyordu. Ondan sonra şey... Kurovi Express uzun sürecek bayağı ama açık havada yazın gidilecek. Ve Toros Dağları tanıttığım bölüm var mesela. Burada muhtemelen o Toros Dağları'nda şey daha güzel anlatıyorlardır. O dağlardaki... rampalardan geçerken. O yüzden mesela bunu yapabiliriz. Daha kısa zaten ama. Bir de loco kullanım falan var yine bakma. 18... şeylik. Dakikalık, 15 dakikalık yine ATS ve sinyaller var mesela. Bir de bunu deneyelim, sonra da bu şeye bakarız. ATS sinyallerine falan bakarız. Sonra normal bir sefer alırım. Ya mesela konteyner çekme falan var mesela, görüyorsun burada şeyde yeniciden. Konteyner manevrası var mesela yine. Muhtemelen şey yapıyorsun orada, vagonları birbirine mi bağlayacağız şeyden? Farklı yerlerden. Yine manevra falan varmış burada. Konteyner manevrası varmış yine yenice'de. Daha zormuş mesela bu. Ama biz önce bunu bir yapalım. Evet doğru ya, ben normal şey kullanıyordum mesela. Abi dedim ki üye basayım ama tutmaz ki abi o. Şeyde daha güzel tutuyordu frenleri. Yani o tutmadı. Ya bu şey güzel. Bu aşağıdaki vagonları burada frenleri falan bağlıyorsun ya bu aşağıdan. O güzel oluyor mesela. Yakıt alacağız. Şimdi lütfen önce konsola bir göz atın ve ardından aşağıdaki bilgileri okuyun. Bu konsoldaki tüm düğmelerin ve anahtarların işlevleri aşağıdaki gibidir. Tamam da stop. Motor durdurmak için zaten, marş da yine başlatmak için cam sileceği var. Ama bunlar cam silecekler V tuşuyla ön arka Matrix lamba test butonu, Matrix LED ekranı test etmek için. Tamam. Alternatör ikazını zaten car motorlarının etkileşimi için kullanıyoruz. F tuşuylaymış. Fan direkt yine mod. Fanları sürekli maksimum soğutmasını çalışmak için. Mesela bu benim kullanmak istediğim bir şey var. Çünkü olmuyor başka türlü. Bir de kompresör var tabii. Kompresörün sürekli çalışmasını etkileştiriyorsunuz buradan. Şu dalgadan. ZCP denilen şey. Bir de
Markız ışığı zaten kabin ışıkları L tuşu, gösterge ışığı M tuşu. Cam ısıtma var soğuk havalarda çünkü karda gidebiliyorsunuz, bayağı da güzel oluyor. Özellikle şey, karda şeyin kaplamada çok güzel lokomotifin, inanılmaz güzel yani. Yani ulu kışa da falan şey açın yani, karlı ya da kendiniz free roam açın ya da senaryosu var zaten, çok güzel oluyor. Loko fren iptal. Yani tamam, onun için F'ye basacağız. Kumlama var zaten, tabii X tuşuna basıyorsun çünkü şey, hatta dediğim o yük treni var ya Belediye'de başlayan, onda mesela kalkarken kumlama yapmanız gerekiyor yoksa kayıyor, vel spin oluyor. Bir de flanş yağlama testi varmış. Nerede o ya? 15. Bir dakika, nerede dediği? 15 mi? Nasıl ya, bir dakika. 16, 16 dur. 16 ha, buradaki test. He, tamam. Yağ seviye ikazı. Tamam. Zaten çalışıyor şu an, arıza yok. 17 zaten klima. Klimayı açabiliyorsunuz. Klimayı... Soldaki bu çok yönlü kırmızı anahtar, lokomotifin projektöründe Aynen. kalmış eder. Anahtarın lokomotifin önüne doğru çevrilmesi, sırasıyla ön sinyalleri ve ön farları açar. Aynı şekilde anahtarın lokomotifin arkasına doğru çevrilmesi, arka sinyalleri ve arka farları açar. Ön farların Geri geri ışıkları nereye kırmızı yanaşacaktık ise ama ki orada? arka farlar için Fotoğraftaki yeşil gibi olarak yapacaktım ama nereye gösterilir. yanaşacaktık geri geri? Önceki derste dizel stop anahtarın işlevlerinden zaten bahsetmiştik. Başka bir yere mi? Manuel kontrol şalterinden de. Dizel stop anahtarını açmak ve kapatmak Yaparız ya, için sonra C yaparız. Ben tuşuna şu an bas. sürmek istiyorum. Aynı şekilde hız göstergesinde bir önceki derste göstermiştim. Tamam abi, bunu da aslında biraz anladım zaten. Burada da çok bir sorun yok ama şey, tam DLC işte abi, her Volkswagen şey sol var yani. tarafındaki Eğitim göstergeler Türkçe. şunlar. Ana depo Ne kondivit, güzel. beyaz ana depo turuncu kondivit. Fren silindiri, beyaz ön boji, Buradakiler. turuncu arka boji. Yakıt göstergesi, soğutma suyu sıcaklığı, yağ göstergesi. Tamam, bunları da biliyoruz. Konsolun sol tarafındaki diğer göstergeler de şunlardır. Ön turbo basıncı, arka turbo basıncı, motor devir sayacı, matrix LED gösterge, arıza uyarı göstergesi. Korna düdük kolu. Kolu ittir, arka düdük, kolu çek, ön düdük. Arka düdük için B tuşuna ve ön düdük için space bar tuşuna basın. Jel Makinist motoru, motoru, jel aynen motor bak, amper amperlik zaten testi, burada batarya biliyorsunuz. amper, batarya Ya burada voltmeter. zaten aşağıda yine gösteriyor onu. Yükselmezse batarya amperi de var burada. Batarya voltmetresi de var. Neyse tamam, B. Ayrıca ön tarafta konsolun yanında okuma ışığı Aynen vardır. şu da var. Açmak ve kapatmak için N tuşuna basın. Okuma ışığının altındaki metal ataşa her bastığınızda farklı tren seferleri için tarife kağıtlarını görebilirsiniz. Nerede? ATS güvenlik Aa. kontrol ünitesi. Açmak ve kapatmak için U tuşuna basın. Telsiz ünitesi. Açmak için I tuşuna, kapatmak için Shift I tuşlarına basın. Yardımcı makinist ön tarafındaki valve, acil durum fren valfidir. Uygulamak için geri al tuşuna basın. Yardımcı makinist masasının üst tarafındaki sigorta, pişirme ocağını açmak ve kapatmak içindir. Ve son olarak ön camlardaki perdeleri açıp kapatabilirsiniz. Arka duvarda bulunan göstergeler ve anahtarlar da şunlardır. Yakıt seviyesi göstergesi. Arka Şuradakiler. panelden çıkardan soldan sağa Z136 stopaj şartı. Vagon ısıtma sistemi şartı. Lokomotifin hareket edebilmesi için bu şartel ilk konumunda. Z ana ışık. Ana ışık, ışık ve aydınlatmanın kullanılabilmesi için düğme ilk konumunda. Loko iç ışık, ocak şartı. Aydınlatma ve soba anahtarı. Peker. Böylece lokomotifin gösterge ve kontrol edilmesinde ne işlevlerini öğrendim. Şimdi ona biraz yakıt doldurayım. Akaryakıt pompasının önünde solda ve sağda göreceğiniz traversler, lokomotifi kolayca hizalayabilmeniz için yerleştirilmiştir. Lokomotifin ön tamponlarını gittiğiniz yönde travers üzerinde olacak şekilde ayarlarsanız, yakıt pompasının animasyonu lokomotifin yakıt safhayla çıkışacak. Lokomotif yakıt ikmali yaparken, arka paneldeki yakıt seviyesi göstergesinden aldığınız yakıt miktarını takip edebilirsiniz. Neyse, şimdi biz ileri çekelim şunu. Hop, tamam. Freni çözelim komple. Loko breki. Bunu da çekeceğiz. Biraz gaz verelim ve gidelim. Aynen, yavaş yavaş gidiyor şu an. Tamam, burada duracağız da biliyorsunuz şey, Train Sim 2010 yılında onun ilk demosu biliyorsunuz geldiğinde şey vardı. Açık dünya getirdikleri için bütün o pompalı falan siz inip kapakları açıp kendiniz takabiliyordunuz. Yani şu an zaten hala öyle bir sürü şey getirdiler. Hatta şu an biliyorsunuz vagonların da kapaklarını açabiliyorsunuz ya da mesela Kanada DLC'de şey vardı, yakıt doldurabiliyordunuz. Burada tam yine geç durduk ya. Ya şöyle bir olay var,
buradaki yönlendirmeli çalışma illa buraya gelip şey yapmamız gerekiyor. O yüzden biraz daha geri gideceğim. Tam olmadım ya. Tamam. Otomatik gelmesi gerekmiyor mu bunun? Bir dakika. Yo, gittim ama yani biraz daha mı gideyim şimdi? Bir dakika, tam aslında şeyde şu an ya, sınırın içindeki. Abi sınırın içinde şu an azıcık, biraz daha ama yani ademeli olsa güzel olacak. Nasıl çalışmıyor şu an? Yani ne yapacağım başka şu an? Şeyde. Hayır, şöyle bir durum var. Tamam, soldaki zaten yakıt şey var da. Başka ne yapacağız ya burada şu an? Tam sınırdayız. Yani pompanın tam önündeyiz bu arada. Abi başladı. Şu an başlıyor, tamam. Başladı. Ben mi tıkladım yoksa ya ona? Olabilir. Şu an giriyor görüyorsunuz. Bak, servis kamaya geçeyim. Şu F4 ile bak, kapatabiliriz bunu. Burada var mı gösterge? Litre fiyatı. Fiyat nasıl, 1 lira falan mı? Buraya bakalım. Bu da artıyor gördüğünüz, 4,2. Oha. Tamam, doldu. Yere indi, bitti. Güzel. Başka? Bunu tamamladık herhalde. Bu sağ salim oldu şu an. Başka? O zaman Q diyeyim ben ya. Ne diyeceğim şu an? Ama tamamladım ya şu an bunu. Yıldız yok abi. Yeni yıldız vermediler bize. Loko kullanımı bir buna bakalım. 18 dakika. Bu bize biraz bir şeyler katar herhalde. Sonra da bir yani Toros Dağları'nı mesela merak ediyorum şu an nasıl anlatmışlar. Hepsi uzun abi, hepsi uzun bak mesela. Bazıları kısa ama hani genelde. Bontedir, Mane, Shanting filan. O Tracing World'e de bir sürü zaman yiyordu abi adamlar. Oraya park ederken vagonu oradan oraya çek, onu oradan oraya çek. Bitmiyordum. Ya bitti ya. Ne olacaktı ki başka orada? Bitti abi, tamam, daha ne yapayım ben? Ay abi, eski şeyde bildirimler, o arayüz geçişler çok da şey değil ya. Yeterli yani benim için, gördüm. Bak şeyler, sahneler güzel ya böyle girerken senaryo. D24.000 üretim Evet. senaryolarının üçüncüsüne Wow, hızlı vagonları alacağız. geçiş Bırakılacak. Deponun hava ile doldurması, vagonları yükleme, vagonların manevrası. bırakılması, Vagonları vagonların doldurmak derken manevrası, şeyden mi dolduracağız? Buradaki şeyden mi? Yükleme vagonların istasyonundan mı? yükleme, vagonların manevrası. Tamam, gidelim. Evet, artık kullanma sırası sizde. Önceki derslerde öğrendiğiniz gibi lokomotife takılmak için Oo, gerekli işlemleri evet görün. evet biliyoruz. Yaratıcı Bunları olmayı, biliyoruz. aşağıda yapılması gereken adımları Gösterge ışını açalım. öğrenmeyi ve hareket Tamam, etmeyi sistem öğrenmeyi faal, öğrenmeyi. tamam. Şu an Çalışıyor, sıkıntı sinyaller yok. veya ADS sistemi hakkında endişelenmeyin. Sonraki derslerde bunları kullanmayı öğreneceğiz. Ön diyelim. Haydi ortada biraz daha kalın. Frenleri çözelim. Komple çözelim. Bu yol durumu mu kalsın yani şu an makinist musluğu? Biz hep seri doldurmada gittik. Ve buradan nereye gideceğiz? Sorun o şu an. Bir dakika.
Tamam, öyle önüne geçeceğiz. Vagon geri geri geleceğiz orada. Vagonları bağlayacağız. Tamam. Biraz kapatalım yalnız bunu. Ya da kalsın böyle ya, gidiyor. Train Simulator olsa iner kendimiz bağlardık. Nerede olacak ya? Burada değil mi? He, değil mi? Burada falan da olacak ya. Geri geri buraya geliriz herhalde. Diyeceğim. Orada vagon şey demiryolu biraz ters. Garip duruyor yani burada. Bu model yok herhalde. Bu şey model, demir model aşağıda. Ya da o tarafa mı gideceğiz? Devam. Evet, biz geçtik, kırmızı yandı, devam. Merhaba. Yok, şu an işte çözüyoruz ya. Ya şeyden ziyade cold dark eğitimi falan bakmak daha mantıklı şu an, seslenme beraber Türkçe bir daha açıklamalar. Hani yayında en azından girişi öyle yapalım da şey olsun. Yeni izleyecek birisi için. Çok şey yani, en azından öyle resmi bir şey olarak anlatıyor her şey. Ama giderken gene tabii yakarız bazı şeyleri ya, olabilir. Mesela bu çok iyiymiş ya, bu şey olarak bu bina. Şimdi biraz daha gideceğim, duracağım burada. Rayı ben mi değiştireyim? Kapatayım şunu. Ben bağlayayım mı buna, yoksa şey talimat gelmeyecek değil mi şu an? Ben gireceğim tekrar geri. Talimat bekliyoruz sürekli. Bir dakika. Burada mı durayım yoksa? Yok, burada durmama gerek yok. Ya istasyona da o. Ben direkt bağlayacağım o zaman abi, bunu çekeyim. Geri geleyim şunu. Yalnız bunu nasıl değiştirdik şu an? Bir dakika. Nerede bunlar? Tamam, burada. Önce buraya gideceğiz mi ya? Ha, gideceğiz. Tamam o zaman. Gideyim. Tamam, gideyim. Al gideyim o zaman. Ya bu arayüz şey ya, bu MSF şeyin MSF'ye diyorum, tren simetrinin eskisinin. Gidesim gelmiyor arayüze. Bir de bunu açmak istemiyorum. Böyle ekran çok gereksiz yer kaplıyor falan. Tamam o zaman gidelim. Şuraya. Fark etmez ya, uluk aşağı dolaşalım işte. Şey soracağım ya, bu modeller, bu dağdaki modeller nasıl diyeyim, hani şey şu an tren simetreden kaynaklı şey olarak modelin görüntüsü olarak, yoksa farklı bir şey mi yapıldı? Yani bu görüntülerin daha net olması gerekmiyor mu şeyde, burada? Yani yakındaki kadar. Yani aslında gerekmiyor şey olarak, tabii ki de uzaktaki şey daha low poly olacak ama garip duruyor ya böyle, hani garip yani. Ağaçlar mesela yükleniyor aslında ama zemin mesafeden dolayı herhalde render motor çizemiyor onları. O yüzden kalıyor böyle. Çok şey yani hani. Orada sonbaharda tabii böyle oluyor ortam. O yüzden mevsime göre ağaçlar da değişiyor. Kışın daha da güzel olacak. Ve sonra Train Simulator şeyi, bazı şeyler laf atıyoruz. Halbuki en eski simülatör ondan daha da kötü durumda. Abi dursun şurada. Bak ileride durdum diye şey yapmasın. Trigger yeri burası zaten. Tamam, süre geldi. Tamam. Rayları o değiştirecekse biz yapmıyor muyuz yani şimdi? Değişti mi raylar? Evet, mavi yol. Tamam, buraya girecek. Evet, değişti mi? Tamam.
geri gelelim. Şimdi geri geri Ulukışla 6. yola gitmemiz gerekiyor. Eğitim almakta olduğunuzdan arkamızdaki sinyal için kırmızıda geçiş izni almanıza gerek yok. İleri geri anahtarını geri konumuna getirin. Lokomotif frenlerini çözün. Grafik alanı biraz şey, mesai falan açtım ama yok herhalde. Vagonları lokomotife manuel olarak ya açarsam daha da kötü olabilir şu an ya. Şimdi şey, burada bomboş bir alandayız ama. Tren bilgi sistemi treni bağlayınca tabii biraz düşüyor FPS giderken. Aktif ettiğinizde ekranın sağ üst köşesinde size geçen mesela kayıtta bayağı zorlamıştı ama bazen de güzel oluyor. Bilgiler ve uyarılar gösterecektir. Sistemi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için F7 tuşuna basabilirsiniz. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Atlayacağımız yok. Geri alalım bunu hemen. Hemen geri alalım. Benleri çözelim. O durumda mı kalsın? Geri gelirse. Bunu kapatalım. Evet, hayırlı işler. Tekrar tazim yaptım. Atise kapalı mı olmalı bunda? He, o zaman kapatayım. Tamam. Ne yapayım, nasıl kaldı? Yalnız 23 ile posta arabası da bekliyor. Vallahi kapattık artık abi. Kapanmadı mı? Aa, doğru kapanmıyor şu an bak. Harbiden kapanmıyor. Yoksa şey yazar. Neyse dur, durunca kapatacağım. Cezası mı var şu an? Gelecek değil mi bu? Bir vuruyormuşum. Şeyde gibi. Dere İlvali'de vurduğum gibi. Ya da şeyde bir vuruyorsun daha şeye kadar gidiyor. Durmuşken kapatalım bence onu. Ama kapattık ya şu an. Tamam. Anahtar takın diyor. Tamam. Durunca kapandı. Aleykümselam. Hop, bir dakika. Biraz fazla şey yaptık ya. Dur bir dakika. Bağladım hepsini. Tam arkadaki frende hava yok galiba şu an değil mi? Sonra ana depodaki havanın şeyde azalmaya başladığını fark etmiş olmalısınız. Evet. DE24000'lerin hava kontrolü. Süper. Doğru lan. Biz de diyoruz ki S ne için? Motor devrini arttırmanız gerekir. Lokomotif sabit haldeyken motor devrini arttırmak için öncelikle ileri geri anahtarını S konumuna hareket ettirmeniz. İleri veya geriden sonraki konum. 1200 RPM geçmeyeceğiz. Geçeceğiz muhtemelen şu an. Bu durumda kolu itili tuttuğunuz sürece motor devre artar ve kompresör vagonların depolarını hava ile doldurmaya başlar. Böyle şimdi dinleyince şey biraz gerçekçi oluyor ama tabii yaparken. Hava doldurma işlemi tamamlandığında kondüvit yaklaşık 5 bar olmalıdır. Motor devrini rölantiye düşürmek için ileri geri kolunu ileri veya geri konumuna getirin. Hareket etmeye hazır olduğunuzda vagonları işaretli duruş noktasına kadar çekin. Abi o zaman dur şimdi. Şey alayım şunu ben. 1200 RPM geçmeyeceğiz. Nasıl olmuyor?
dakika. Nasıl ya? Bir dakika. Bir ne yaptık şu an? Şu an gaz veremiyorum ki. Ya şöyle bak, hani burada rölantide nasıl çalıştıracağız şeyi? 1200 RPM. Alan depo. Tam depo 5 bar zaten ama şu an. Konduit olan 5 bar değil mi şu an? Kırmızı fren ibresi. Tamam. Ya şu an şey be, şey diyorsun buradaki barı, ha tamam, doğru ya, dur. O zaman 5 bar kademeli frene gelecek o zaman. Emniyet frenine mi geleceğiz, getireceğiz onu, ne alaka? Hangi ana depo ya? Seri freni abi, bir dakika. Şimdi bir dakika, konduit 5 bar olacak. Şu an 5 bar oldu. Konduit 5 bar şu an. Ama dur, nasıl dengeleyelim onu şimdi? Tamam, 5 bara yakın. Ha, yol durumunda. Tamam. Ama ileri yani şeyi nasıl vereceğiz şu an? Veremiyorum şeyi. Tamam, 5 var, tamam şu an konduit tam olarak 5 var. Ama 1200 RPM'i gücü nasıl vereceğiz şu an? Ya gitmiyor ki. Yani şeyde S'de yapmamız gerekmiyor mu onu şu an? Tamam da şöyle şöyle, o bana şey demedi mi? S'de yapmayacak mıydık bu olayı? Şu an yani 1200 RPM'i dolana kadar bekleyeceğiz mi giderken? Onu diyorum. Yani o zaman tamam, gel zaten bir sonraki şey. O zaman tamam. Doğru mu şu an? Yine oraya gideceğiz. Tamam, çok o zaman hızlı gitmeyeceğiz dolana kadar frenler. Yani arkadaki en azından. Dolacak mı peki, emin miyiz? Yoksa ya dolmazsa? Şu an. Ha, tamam. Yani ben S'de çünkü gitmiyor ya ondan. Zaten şey, havayı doldurmak için S'ye basacağız falan. Ondan sonra hani o farklı bir modda oraya geçeceğiz. Tamam, o zaman sorun yok. Şu an ben böyle gidiyorum o zaman, sorun yok. Zaten 650 RPM'de. Hani birazcık sanırım arkadan şey yapıyor. Sorun yok. Yok tamam, şey olarak hani 5 bar şu an normalde ya, tamam. Yani şey olarak ben dedim ki S'yi alacağız, sonra freni nasıl gidecek? Öyle gidemez yani. Zaten şey olması gerekiyor. Birazcık ama şey, peki nasıl olacak şu an? Arkadaki frenin çözülme süresi ne kadar şu an? Arkadaki vagonun şeyin, frenin havasının gelmesi. Yani bu 2 dakikada falan mı gelecek direkt? Yoksa ay, çünkü bu şeyde de normal sürerken de başımıza gelebilir ondan yani. Sonra yandık. Şeyde PDF'de yazıyor ama hani burada eğitimde bunu görmek önemli.
O yüzden Toros Dağları'na biz gidelim çünkü orada muhtemelen zorlu bir şekilde gösteriyordur şu an şeyleri. Şu an bıraksa vagonu olur der. Nasıl Elfen'in? Yo Elfen'in tamam da neyin Elfen'in tamam da şöyle açılmıyor ki kırmızı hala. Ne demek o alakası yok abi senaryonun şeyi. Yo frenler çözüldü de arkadaki ne alakamız onu diyorum ben. Ona takıldım ben şu an. Onda sanki şey yok hala hava yok gibi. Zaten gidiyoruz yani frenler çözülmesine olur. Şu an bu niye kırmızı hala? Abi duramayacağız yalnız duramayacağız. Duramayacağız bak deli olduk gördünüz mü? Deli olduk yine ya. Ya kırmızıyı ben soruyordum sadece şey değil kırmızı neden? Neden kırmızı oluyor? Ona gitmeyecek miydi abi yani bu sürede mantıklı olan onun normal dönmesi değil mi şu an? Yani şuradaki. Hop yanlış yere gidiyor bir dakika. Bu arada şey de low poly extrude interior da var. O da iyi mesela. Yoksa zaten performans anay olacaktı. Yani şunun frenler mesela şu an tabi çözülmüş oldu aslında. Aa bak, bak bıraktım bak onu güzel oldu. Ayrıldı bildiğin. Tekrar yapıştı. Bu tabi ayrıldı zaten. Evet frenler bayağı gitti şu an. Neyse abi biz normal şeye geçelim artık tamam. Gördük. İyiymiş. Vurduk ya. Onu evet onu şimdi gireceğim ben şimdi. Bu Toros Dağı'na bir girelim. Çünkü burada ben oraya bakarken yanacağız. Hani şey sürmek istiyorum şu an. Ne yapacağız abi? Gördük zaten de. Tamam, in yapmak gerekiyor. Pekiştiriyor. Neye bakayım bir? Discord'da. Dur çıkacağız şimdi ya. Yok abi çıkalım da uzun sürüyor rotalar ya. Bir de takılırsan yolda yandım. Aa bak neredeyiz şu an? Yenice. Platform ha tamam. O biz bayağı gideceğiz o zaman ya. O zaman sorun yok ha şu an anahtarı takalım. Niye? Kapatacağız mı ya? Yani şey gerekmiyor mu şu an? Senaryo olduğu için tabii eğitim olduğu için mi şu an? İyi tamam. Hani hayır ben açma taraftarıyım hep. Ya şu Foundry'i açmak zorundayım ya. Yoksa abi sıkıntı olacak o iş. Gerçi şimdi senaryoda bilmiyorum ne olacak ama şu frenle çözelim. Bunu öne ileri alalım. Gidelim. Gidin. Ya geldi tamam. Ya burada bir tıklı şey var mı hani ona yani pek şey yapamıyorum. İlla şöyle basıp tutup gitmem gerekiyor. Tamam hızlandı. Bir ışık açık kalsın.
Abi bundan sonra horozlar dötüyor. Bir telsiz daha açayım ama ya. Yo bal değil ya. Azıcık balıydı herhalde ya. Bir tık böyle bağlıydı. Evet. Yok geliyor geliyor şeyler ya. Telsiz konuşma ve Türkçe. Ya gerçek Türkçe derken şey değil yani bildiğin gerçek konuşmalar. Öyle koymuşlar. Ama şey yok tabii değil mi? Şey gerçi mekanizma yok. Öyle bir mekanizma. Yani şey o gerçek konuşmaları değil de yani şey dispatcher mevzusu yok ya pek simülatörde. Telsizle bağlanıp bir şey sormak ya da öyle diyaloglar kurmak. O olsa mesela güzel olurdu ama işte. Ama belki Deir Gold'e benzer şeyler geliştirilebilir işte ya. Onlar güncel kısmı türü. Biraz da oyun kafası yaptıkları için belki orada daha iyi olur. Multiplayer falan da gelecek zaten onun. Ama işte zor. Beklemek gerekiyor hep. Ama şu sinematiğe geçerken bayağı bir takılıyor sonra düzeliyor her şey. Uçak geçti şu an yukarıdan. Böyle göstereyim. Nerede? Tabii gitti de bir daha geçiyor herhalde. Ya, animasyon tekrarlıyor sürekli. Hocam şu ışıkları kapatalım ya. Bu kadar. Şu an bu hızla gidiyor. Abi geçiyor da göremiyorum ya. Görüyordum normalde. Bak burası baya büyük ya. Hani baya büyük yani. Hani burada şey bağlamaya kalkarsa vagon magon. Bununla. Baya uğraşırız yani. Ya Ulu Kışla'nın şeyi güzel de bu Yenici daha da büyük ondan. Yani şey olur yani baya baya bildiğin şey yani. Devasa tren istasyonu. Süper ya. Şu an buzla gideceğim ben. Kır zaten burada yenice platform. Burada durmayacağız. Nerede duracağız? Aa, ne yol? Aa, yolcu alacağız ya. Ben kargo yapmak istiyordum ya. Tamam peki duracağım burada abi. Burada duracağım. Kapatıyorum şunu. Azıcık bir fren yapayım. Değil mi? Sonra jeneratör vagonunu geçince zaten dururuz. Değil mi? Ya bir kargo yapsaydık daha iyiydi ya. Valla.
Böyle daha uzun şeydi. Üç vagonlu değil de böyle şey hani bildiğin. Ağlatan cinsten. Neyse tamam şurada abi duralım. Birazcık takılı durun. Yoksa durmayacak bu herhalde. Tamam. Evet. Şeyde kalsın. Kapıları açalım. Doldursun. Gelinciden. Yok görüyorum ya ben yazdıklarınızı nasıl yani? Nasıl görmüyorum? Bir dakika görüyorum abi nasıl görmüyorum? Hızlı düşsün ya bilerek hızlı şey yaptım. Yani burada bir daha farklı ne yapabilirim ki şu an? Gidiyor zaten. Kompresörü ne zaman açacağız ya? Tamam abi aldık sorun yok. Bu yol durumuna gelelim o zaman. Bir crank yaptı o zaman. Bir kere daha. Tamam hızlanıyor zaten şu an. Yavaş yavaş. O güzel. Gidiyor. Ama biz o dağlarda bunu pompalamıştık işte. Ama şey garip geldi işte böyle şey yapmak için. Bozulduğu için gaz yemiyordu. Arıza verdiği için. Şeyden de ATS'den dolayı sonra şey oldu. Şu an ATS'i açsam olur mu ya? Yani şu an ya şey olarak açmazsak zaten kırmızı ya da o kurallara uyup bizi şey yapmayacak. O zaman hani kapalı durması daha iyi benim için. En azından. Yoksa acil frenleme yapacak. Kaçıracağız konuşurken şeyi. O sarı lambaları filan. Sıkıntı olacak bizim için. Adamlar konuşuyor abi. Birazcık hızlandıralım ya. RPM yükselsin. Aynen. Şimdi bir sonraki durak neresi? Durak 3. yol. Kelebek, Karayasalı, Varda. Varda köprüsünde duracakmışız bu arada onu da söyleyeyim. Herhalde şey biraz turistik şeyinden dolayı mı? Acıkırı Belemedik. Zaten şey Belemedik'e kadar bütün Toroslardan görüyorsunuz aslında. Ama şu an şey mi sadece yani sadece bu böyle devam ediyor. Hop hop çok hızlı gidiyoruz ama. Olsun ya bir şey olmaz şu an. Oo yalnız. Dağdan tabii şeyi sopacağız çünkü düz gidersek yol yok aslında. Dağdan girecek tamam. Ben bir vites tekrar açayım amper de yükselsin. Levalar güzel mesela. Sinyaller hep açık mı? Yok hani yani şey normalde o diğerleri Çukurova Express'e ya da Erciyes Express'e onları açık kullanacağız. Hani açmazsak hani onlarda da zaten sorun olmayacak o zaman. Çünkü ne bileyim ya arada sen sesi dinlemek için gitmek ya da şey o diğer durumları görmek için diyorum. Hani ekstra şey çıkar mısın? Zorluk çıkar mısın? Biz geçen bunu açı gittik komple ya. Sonra Emre şey anlattı işte nasıl oluyor olmuyor diye. Merkez trafik kontrol sistemi. Ama şu an iyi. Sorunumuz yok yani. Sadece arada takılıyor. Artık gideceğim valla. Speeding dese bile. Çıktı şu an.
uçak geçiyor işte oradan. Adana Şakif Paşa iniyor herhalde. O zaman ben şey tekrar videonun ikincisini burada çekeyim ya. Ama kargolu versiyon lazım işte. Bir tane var sanırım ama gece geçiyor. Ya da karlı versiyonda o da zor olacak bu sefer soğuk mu derken. Yo açacağım gazı da ben birer yapıyorum abi. Şu an yavaş gidelim hani şey olarak etrafı izleyelim ve hani yavaş yavaş hızlansın. Yoksa hani baldır güldür gideceğiz. Burası çünkü çok şey güzel gösteriyor mesela. Şimdi böyle görüyorsun ama sonra bir anda ortam değişecek. Mesela dün Ulukışa'ya geldim ve hani şey bugün de yine senaryoda kollar falan orada bakınca şey hala mesela bu tarafa geri dönmek isterdim mesela tekrar oradan. Başka bir sene oynayıp. Çünkü kaç günde gittim zaten oraya. Save edip falan. Ha şunu kapatalım ya. Bu böyle... Dur bir şeye bakayım, sıcaklığa bakayım. Sorun pek yok ya. Zaten çok yüksek hıza gitmiyoruz. O yüzden... Bu 110'u falan da geçer herhalde şimdi. Biraz şey yapalım hani. Bunu kapatalım. Ya bir tek kamera da gitsin birazcık. İniş senaryosunda işte zaten patladı benim olay. Belemedikten... Yok belemedikte bir şey olmadı da. Orada biraz şey yaptım ya. Ya şeyden dolayı orada... ATS bizi karıştırdı. ATS kapalı olsa belki sorun olmazdı ama ATS şey yapınca orada bir de ilk akşam dedik hani tamam bozalım bari şey olarak şey olsun görelim. Trains in Work'te frenler şey olunca yine araçta bu PDF'ten bakıyordum onlara ama bunda böyle afalladık bir de eski gibi duruyor ama halbuki yine aslında diğerlerine benziyor sonuçta Amerika'daki şeylere. Kafa hareketin sallanması gibi olaylar şey Trains in World 2 ile dahil edilmişti Unreal'da. Mesela o tarafa. Yani bazı şeyler biraz etkileyiciydi orada ama bir bakıma birazcık da eksikti. Bir kere çektim, ikinci şeyde aldı. Yalnız bayağı var ya 10 kilometre var şu an gerçekte. Bir de kelebek karayasalı oho vardı zaten. 9'a bir basalım bir sorun yok şu an önümüzde. 9'da hani şu an bizim Toros dağları tur başladı. Acıkırı Acıkırı burada. Biliriz ya. Çok uzun sürmez yani. Burası buraya kadar zaten çok uzun sürmüyor. Ama şuralar, şuralar biraz değişik. Ses açık ya. Gelmiyor mu? Ya şöyle şu an ya tabi önüne kadar olabilir ya çünkü şey o işte şeyden sonra Pozant'tan sonra o tünellere girerken çıkarken şey yapmıştı baya sarı lambalar falan yakmıştı beni. Yani birkaç defa denk geldim yani birisinde tam zamanda bastım şeye uyarıya sonra yine şeyde kırmızı uyarı falan kurtardım ama yine durdu mesela çünkü hızlı gidiyordum yine. O yüzden kapatsak daha iyi şimdilik.
Telsiz açık kaldığı sürece sorun yok ya. Buradan ses geldiği sürece sorun yok. Gerçekte gidiyormuşsun gibi oluyor zaten. Ya bu tarafta kalalım ya, daha iyi böyle açıyor. 4,5 metre kaldı şu an. Ben yani daha orada. Görüşürüz abi, sağ ol, eline sağlık yani. O Berk sağ ol ya. Ya markiz ışığı evet gündüz gerek yok ama tünelde gerçi şu an yok. Şeyde başlayacak, kapatalım ama. Yani düşürüyor ya harbiden. Çok garip. Ama hani tak yani 5-6 FPS falan oynuyor şu an. Duruma göre ama ya. Hayır şey, motor çok eski bu abi. Keşke hani, ama işte değiştirdi adamlar. Hani şu an asılıyor olsalar belki bu tarafta şey, ama olmaz zaten öyle bir şey. Gene bence şey iyi hallediyor yayında ya, sorun yok yani. Yani şey olarak sorun yok, yine yayında sorunsuz takılabiliyor, sadece yüklerken klasik yani motor bu. Yapacak bir şey yok. Abi yalnız bir dakika, şunu kapatalım artık. Durak 3. yol göründü zaten. Biz birazcık şey de verelim, fren de veririz. Zaten yavaşlayacak şu anda. Eğim 1,5 zaten. Böyle bir sağlığım gitsin, ondan sonra ben belki emergency falan yaparım. Yok yok, Train Simulator'a gide alıştığımda bayağı güzel yanaşıyordu ama burada pek olmuyor bazen. Hani biz fren yaparsak şu an durur ya bu. Hatta bence duracak bile, biliyor musunuz? Erken yaptık. Burada zaten 40 dedi. 40'tan sonra aslında yapabilirdik ya. Şu buraya gelirken
Geç 40'a düşüyoruz şu an abi aslında. Bence hiç fren yapmayalım, devam etsin. Dur Emre, geleceğim DC'ye. Lan güzel gidiyor ya, 59. Bir de ya ben videoda yanlışlıkla şey söyledim, mil falan dedim bunlara ya. Ağzım alıştı mile. Baya baya rahat rahat. Güzel. Evet işte Hakan, maalesef ya. Yok ya, tren aslında biraz şey olarak uçakla biraz eşdeğer de, yani simülasyon bakın, ama trenle şeyde sorun yok ya. Yani ikisi ayrı olsa da şey, benzer durumlar yani. Farklı gözle bakmak gerekiyor. Pişman etmiyor adamı. ETS2'ye göre. Ben bir Discord'a gireyim. Yolcular binsin abi. Ya bunu herhalde bitirince zaten işimiz biter ya şey olarak. Bir yük treni başlatabilirim şeyde. Ama gündüz olması lazım işte. Bir sadece böyle şey, sıcaklık simülasyonu bakmak için mevzunun. Ama zaten Transformer 3'ü kurarım. Evet Emre Bey. Trenci Jack. Görüntü kalitesi değil ya. Ya motor eski, ondan böyle yani. Transformer eski. Ve şey yapıyor aslında. Ağaçlar mesela aslında çok doğru bir şekilde yerleştirilmiş. Ama hani motor eski. Bir sürü şeyde obje de olunca böyle hani onları aslında tek bir seferde böyle doltlarından yükleyemiyor. Kalıyor öyle yani. Yoksa sorun yok şeyde. Hani bak, ona rağmen diyorum, bak şu an bu Transformer 3'ten daha keyifli. Çünkü şey desin yani. Kendi ülkendesin ve hani kendi treni kullanıyorsun. Bir de resmi DLC açmış. Mesela mod olsan kurmam abi şimdi. Şey olarak hani mod olması, hani mod zaten var, erişilebiliyor, ama DLC olarak olması bambaşka bir olay. Hani modu böyle artık şey yapıyor insan hani. Bu saatten sonra da. Ama resmi olması gerekiyor işte her şeyin, ya da şey tam olacak böyle. Mesela bu tam bir diğer, sen başka bir şeye ihtiyacın olmuyor. Onu kurayım, onu şuradan indireyim olmuyor. Aslında bu yol var ya şey, çok bence gerçeğinde güzel ama. Train Simulator daha da ilginç böyle gösterebilir. Çünkü şu ağaçlar mesela düşünün. Ya yani gerçekte Google'dan mesela bakabiliriz aslında şeye, değil mi? Karahisalı tren istasyonu. Görüyor musunuz bunu? Bilmiyorum da dur bakayım. Mesela bak, harbiden çok süper bir mekan. Bak hatta zaten yazınca Anedemo'nun Facebook sayfasına çıkıyor şu an. Bunu aslında karşılaştırabiliriz ya şeyini, gerçeğiyle. Bazı noktalarda o şeylerdeki binalar falan kaplamalı. Biraz daha gaz verelim biz abi, gidelim. Biz basalım, bir şey olmayacak nasılsa burada. Otobüste geliyoruz şu an Karahisalı'ya. Emre, otobüsler geliyor. Emre. Sesin gelmiyor Emre galiba. Kapalı. Alo. Yayında mı pikselleşme var? Adı Arbi mi? Alo. Alo. Aa, Adnan. Aa, dur abi, bir şey olmuş ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir sorun var. Başka bir sorun var. Bir dakika. Şu an düzeldi herhalde. Bir şey oldu ya. Bir drop morop gibi şeyler girdi. Şu an düzelmesi gerekiyor ama dur bakalım. Şey oldu herhalde. Evet, drop bir şeyler. O şu anda şey yapıyor. Aa, sorun var o zaman ya. 620 kilobayt şu an bak. Bayağı az gönderiyor veriyi. Bu hep böyle miydi yoksa şimdi mi başladı? Şimdi yeni başladı. Allah Allah. Herhalde 919 şu an. Çok dalgalı lan. Hayda. 150. Biraz yani internette bir şey yok ya. Upload paketi falan bitmedi zaten, duruyor. Niye öyle oldu ki acaba?
Aa, düzeliyor şu an galiba ya. Dur bakayım. Bir daha gireyim. Bir daha düşüyor ama normal şu an. Dur bir oyuna girelim, oynayalım ondan sonra. Bozulabilir. Va ya TSV3 abi işte. Keşke olsa ya. Hayır keşke şöyle yani DLC olarak değil mi? Çünkü DLC'nin bir sürü şeyi var yani azlanması işte ama şey olarak hani mod olarak bile düşünsene yani. Ya yani tabii şey SDK'lar bu modeli tabii ki de oraya hemen aktarabilirler Unreal'da ama hani şey var. Hani haritayı tasarlamak değil mi? Onu görmek bile mesela yeter aslında. Ya da atıyorum bir basit rota bile yapsan onun olduğunu görmek bile çok güzel olurdu. İlla öyle şey aman aman bir şey olmasın öyle. Bütün gerçek binalar 3D detaylı modellemesi işte şeyler. Onlar çok farklı olaylar da. Hani şu an şey lazım işte. Daha böyle bu türler dar kitlede ya böyle. Çok az kişi oynamıyor aslında ama şey olarak hani biz olmadığımız sürece oyunu mesela şimdi bak bu şey geldi. Adamlar şu an sorun yok herhalde değil mi ya? Aktarıyor. Mesela bu sayede bak bir sürü belki de insan şey Transmet'e tanışabilir tekrar. Ya zaten Train Sim World sayede zaten bir sürü insan tanışmıştır yani. Hani ben bile o sayede yani onunla beraber yeni oyun falan diye yani oynamaya başlamıştım. Ya da hep haberini falan paylaştık şey yaptık daha yakından takip ettik ama eski olsa da beni şey yapmayın ya alacak olan alsın yani indirimlerde. Çünkü ya şey böyle sıradan bir olay değil. Böyle birkaç tane ne rota olsa Türkiye'de var ya oho yani. Hayır, hem Türkler için hem de şey yabancılar için de mesela şey olur. Bir ortam oluşmuş olacak. Mesela Doğu Ekspresi'ni düşünün ya da şey işte. Ya İstanbul gibi yerlere örnek vermek çok şey olur. Saçma olur çünkü orada bir de böyle bir eskisi metroda şimdi şey inşa etmek çok zor. Tabii yine olabilir ama hani ne olur işte bilmiyorum hani doğuda ya da bu rotanın işte Konya tarafı atıyorum bilmiyorum ya da neresi varsa artık hani Ankara tarafı. Yani daha böyle buna benzer şeyler ama gene de iş yükü var işte çok. Yani şeyi bil mesela bunun editörünü bilmiyorum nasıl oluyor Emre sen biliyor musun bunun editörünü? Şey olarak hani biz şeyde hani sorunları yaşayabiliyorsun ama burada kim bilir neler var yine. Yani her şey oturmuş olsa mesela sistem olarak. Daha çok sorun vardır şeyde. Daha farklı şekilde çözülüyordur eski motor olduğu için. Ama yenilerde her zaman aktif geliştiren bir simülatörde daha hani düzgün modlama tool'ları falan var. Daha kolay olan belki de. Başını aratmayan insanların. Evet kelebeğe geldik. İşte Emre geçen işte ilk oynadığımızda kelebeğe gibi konmuştum ya. Böyle bir patladı orada sorun. O zaman. Yalan oldu yani. Abi TSV 3'ün yok. Ekiple anlaşması şöyle bir olay yok orada. AND'ye özel ya da bu diğer özel bir durum değil o. Dao Tail Games şu an Transient World'te iki tane üç tane stüdyo çalışıyor. Yani bir Rivet Games var. Bir de bu Amerikalı bir takım değil belki de şey yaptı. Amerika'da olan bir rota yaptı başka bir stüdyo. Onlar mesela yeni kurulan stüdyolar. Belki de onlar Transmetre zaten daha önce eklenti yapan insanlar tabii ki de. Stüdyolar yine normal official olarak hani bildiğin stüdyo adamlar o işin var yani. Ama şu an Dovetail şeyi açmıyor mesela. Daha önce de ilk çıktığında Unreal Engine işte hep modlama ya da böyle şeyler hep ileride açılacak deniliyordu şey olarak. Tabii onlar başladı. Üvet Games işte SDK açıldı ama onlar özel böyle hani paylaşılmıyor herkese ya da gidip işte Unreal Engine mağazasında o SDK'yı indiremiyorsun. Ali o zaman da yani böyle kişinin yapabileceği bir şey olmuyor. Özel anlaşma ne de alakası yok yani tahmine. Başka da rota yapabiliyordu yani Transmetre. Şu an mesela her gün zaten her hafta rota çıkıyor Transmetre için. O adamlar da o rotaları Unreal'a aktaramıyorlar yani Transim World'a gelsin diye. Çünkü zaten yine Dovetail Games tüm parayı yani Unreal'daki o görüntüyle beraber bütün parayı kendi kazandığı için yine doğal olarak. Her sene çıkardığı için oradaki sürümü ve o olan şeyler işte o SDK'dır, o özel erişim gerektiren şeyleri. Özel erişim de şöyle. Bazı oyunlarda açmaması nedeni biraz lisans ya da şey işte. Yani şimdi mesela Fernbus'ta mesela açılmamıştı modlama farkındaysa. Çünkü onun tool'ları yine yapılmıştı. Görmüştüm yani bende de vardı. Ama sonra vazgeçtiler. Çünkü açıldığı an birileri Transient World'e bunu atabilecek. Bu lokomotife de atabilecek. Böyle bir şey oluşturabilecek. Ya da başkaları başka bir lokomotife atabilecek. Para istemeden modla. Bu sefer Dovetail Games ne kazanacak?
çok güzel bir motor olacak, grafikleri her şey güzel ama Dove TGA'yı ne kazanacak? O yüzden şu an şeyde tutuyorlar, saklıyorlar her şeyi. Yani her şeyi kendileri yapıyor, rotaları falan yavaş yavaş birkaç tane stüdyo çalışıyorlar ve onlar rota yapıyorlar, onların rotalarını yayınlıyorlar, satıyorlar beraber. Öyle yavaş yavaş büyüyor TSV3'le. Daha da mesela bu sene işte yine yeni rotalar gelecek. Çünkü zaten bir sürü rota yapılıyor, hala devam ediyor, aktarılıyor hepsi. Bir de zaten çoğu Amerika'ya da Avrupa'da oluyor rotaların. Şeyde olmuyor yani, başka nasıl diyeyim? Yani Türkiye'de öyle bir şey yapamazlar şu an, öyle bir öncelikli yok. Zaten para da kazandırmaz onlara. Ama hani ileride elbet olacak ya, elbet şey olur yani. Açıldıkça. Yalnız şu an kapı açılmaz muhtemelen. Vagonun, ikinci vagonun şeyi gelmedi konuşurken. Biraz gitsin ilerlesin, ondan sonra şey yaparız. Ama bence bir de şey, gerçi güzel oldu. Transim World 3'te gelen o Libera 2'de gelen Libera editörü var ya. Orada TCD'de de lokomotif yaptılar ya böyle biraz. Hani o elektrikli olanlar. Mesela o iyiydi ya. Ama hani işte keşke yapabilseler şey olarak. Ama saklı ulaşıyor. Mesela bu daha olası şu an şeyde bence. Daryl Wallace Simeter'da. O gelirse eğer tam sürüm olarak 2020 şekilde daha simetör haliyle. Modlaması var zaten onun şu an. Var, şu an bile var. Mesela o zaman hani ne olur? Atıyorum, örnek vereyim sana. AND modeli başkası benzer lokomotif modeli küçük, yani low poly de olsa, basit de olsa oraya atıp orada basit bir vertebrale tasarlı bir modlama desteği geldikten sonra mesela. Orada ne olur bu sefer? Yani topluluğun yine Transmet'in ilk zamanları gibi mesela. Yani şu anki de dahil aslında bir sürü modu var hala ama daha resmi her şey. O zaman öyle bir güzel bir sandbox şey oluşabilir Daryl Valley. Zaten şu an öyle ama daha iyi olması gerekiyor. O zaman zaten yine millet oynar yani. Zaten millet oynuyor ya. Millete şey yapmayın. Millet oynuyor abi. Bak iki gündür şey buna bakıyoruz. Nasıl keyif veriyor şu an. Hani eski meski dedik ama Transmetre şey olarak. Ama değerli bir şey olunca yok abi. İlla oynuyorsun yani. Bir de tabii Transim World 3'e böyle hani şey. Yeni oyun çıkar böyle eskisine mırın kırın ederiz ya böyle. Burun kıvırırız. Ama yok. Bunda çok bir de beklenen DLC olduğu için şey diyorsun hani. Hani sırf bunun için oynuyorsun şu an Transmetre. Bak diğer rotalara falan girmem yani. Ne gireceğim, bana ne. Hani bunda mesela 5 tane video çekersin uğraşırsın ama şeyde gidip Transim World 3'te mesela şey yapmam hani. Yani derim hani. Yabancıların lokomotifleri şey orada geçiyor abi. Bizlik bir şey yok falan. Vallahi aynılar bilmiyorum. Belki grafik ayarımdan kaynaklı şu an ama bilmiyorum. Vallahi şu an çalışmasa da olur, hiç gerek yok. Hiç gerek yok aynaya. Önemli değil yani. Rahat rahat oynayalım yeter. Bu son bar indirmede mi indirme gelir? Yok, bu girmez abi ya. Yeni çıktı ya, nasıl girsin diye. Biraz şey yapın ama yani millet de şey yapıyor. Abi biraz da hani emek var yani, kazanılsın. Mesela merak ediyorum şu an ne kadar satıldı şey olarak. Zaten dediğim gibi şey, %30'u yine Steam alacak. Dauta ilgimiz %30-%35 alacak. Kalan pay geliştiricilere kalacak. Ya ama onun da işte vergisi zar tutur derken hani de Türkiye'den bir eklenti yapıyorsun. Hani şimdi bu takım şey yapsa, Avrupa'da bir yer yapsa öyle olmaz abi. Değil mi? Ya bu takım Avrupa'da bir yer yapsa şu an. Atıyorum Almanya'nın bilmem ne Bavya arasında bir rota yapsa o daha çok satar elbette. Daha çok beklenir, daha çok ilgi görür ama hani bizde de ilgi görse de çok az tabii şey olarak. Oyun da çıkarsan aynı olay olacak değil mi? Yani. Ama yok abi şey olarak hani bence 10 numara bir olay. Çok oluyor ama ya. Abi oyunda çıkarsa aynı ama ne olacak bu sefer? Boşuna demiyorum ya, bazı şimdi bazılarına Airsoft kapalı diyor ya, kutulu yapalım şey yapalım Airsoft'a. E abi Airsoft'un payı var, şeyi var. Bağımsız çık daha ya, eğer şeyine güveniyorsan. Ondan yani dün akşamki mevzu hani onun bir ilerisi versiyonu, ileriki versiyonu öyle ya şimdi. Abi bir de sen şey değilsin ki hani, hiç bilmeyen birisi için normal yani. Hani şey avantajı yoktu, pazarlama avantajı yok mesela, publishing avantajı. Tamam dersin ama hani yok. Bu sinir olayında yaşadık işte biz aynıları. Tecrübe ettik. Ya bir de burada şey var Emre, biz gene bağımsız çıkartabiliyoruz ya. Tabii Airsoft olayı başka. Evet. Ama burada şey durum var abi yani. Dovetail Games'le beraber çıkarmak zorundasın DLC olarak. Steam'in payının dışında bir de o da geliyor. Biz bir kere komisyonu veriyoruz şeyde. Mimar agam yok mu ya? Yok.
Gelmedi daha. Gelmedi derken yeni mi uyuyor? Umarım yeni uyanmamıştır abi. Yeni. Ya Dovetail evet. Yani bak düşün hala bak Dovetail şeyi buna daha DLC çıkartıyor abi. Aha dur trene gideceğiz durun abi hemen ışıkları açalım. Buna hala DLC geliyor. OMS 2'ye de geliyor mesela ama OMS 2 ile bu bence yine aynı değil ya. OMS 2 de çok şey de. Mesela onu da abi orada da mesela OMS 2 Türkiye var ya. Mesela Instagram'da geçen şey bir tane otobüs gördüm. Abi mis gibi şey ama hani OMS 2 kuramıyorsun be abi. Olmuyor be. Olmuyor be. Yani terk edilmiş bir simülatör. Ya hiç şekilde güncelleme almıyor motora şeye düzeltmiyor. Belki düzelse var ya yani birileri. Hani o 64 DLC'sini getirse, memory optimizasyonu falan getirse, çoklu şekilde kullanımı getirseler işlemci için. Abi Lotus Motus salla ya ne Lotus'u. Onlar da bir bok yapamıyor hala. Hani belki OMS 2 abi öyle de olsa eski grafik bile olsa hani ulan stabil oynarsın bari daha rahat oynarsın ya. Dolmaz o menüler bir şeyler böyle karışık kuruşuk olmasın. Yani bir de o arayüzü böyle tekrar toparlamak düzgün bir şey çevirmek hani çok da hani yapacak adamlar için zor değil yani. Ama ne oluyor o adam olamadığı için öyle bırakıldığı için terk edildiği için ondan sonra çıkan hiçbir otobüs simülasyonu mesela adam olamıyor. Oradaki tadı vermesin. Çünkü simülasyon var orada gerçekten. Burada nasıl varsa orada da var. O yüzden sonra işte ETS 230 modu yapsan ne faydası var abi? Hani o şey konsept o detaylar olmadıktan sonra OMS 2'deki hiçbir anlamı olmuyor. Fermi bas falan yalan dolan işte. Tek başına bir sürü etmek. Tabii ama zor abi her şey zor ya. Öyle konuşmak da olmuyor. O yüzden olanlarla şey yapıyorsun işte idare edebilirsin yani. Her ihtiyacını karşılayabilirsin. Tren, uçak, araba, yarış falan, gemi. Şey çiftçilik yani sonuçta bunları oynayabiliyorsan çok şanslısın demektir bence bu dönemde. Değil mi yani? Mehmet Yılmaz vallahi evet ya ama hafta sonu yapamadık ya yayın MSFS'te. Bu hafta yaparız. Bu 2023 yol haritası açıklandı değil mesela cuma akşamı yayında. Mesela çok güzel şeyler geliyor MSFS için ya. Harika olacak yani 2023. Şey Emre trenler gelecek ya oraya da destek olarak ileride. Hadi 1.5 GB CGL çıktı şu. Eyvah. Yandık. Paket doldu. Paket değil. Abi. Daha hiçbir şey yok yani. Sadece evet, daha evet. Bismillah 1.5 GB CGL. Hayırlı işler. Gene işte şeyin ortasında böyle tam modern hayatın ortasında bir yerde uydu görüntüsü güncel değil abi inanılmaz şu an. Gene sıfırdan orası inşa edecek inanılmaz şu an Emre. Stefan'dan da beter Bink'den durum. Bink'de güncel ama. Yani yok. Abi şey bir de güncelde nasıl olmaz orası bence yazmak lazım şeyi. Soracağım. Çıkardım demişti şimdi CGL'e bakayım. Soracağım marketplace'i koy limanlara. Diyeceğim hani böyle yani niye. Gerçi hemen düzelecek hali yok ama şey olarak hani çok saçma ya. Onun orada oho birebir yerine oturtacak, aprona falan konulacak emin. Ne kadar iş var orada şu an var ya, modelin dışında. Oturttum zaten şu an. Durdu inşaat. Tabi ya birisi ilgilense yok abi. Kanını emiyorlar işte Yomuz Ekin'in. Ama hani şey, Lotus Smith'e tabi yaptığı şey çok şey doğru aslında ama hani abi o adamlar öyle IB yapıyorlar yani böyle bir şey gibi değil ya. Yalnız eğim var burada bayağı biraz. Biraz böyle yukarı doğru çıkıyoruz. %0.7. O yüzden yeni çıkan oyunlardan işte. Ama OMS 2 işte hep öyle kalacak mesela. Yani hep. Şey diyeceksin. Hep en güzel o diyeceksin. Onun gibi kimse olamıyor falan diyeceksin şeyde. Ama kalacak öyle. Lotus da adam olmuyor. Yani. Keşke olsa ya. Fernbus kardeşim, Fernbus. Tabi. bir tane eleman geliyor yayına bu oyuna Fernbus'u övüyor. Fernbus oynuyor, Christos Fernbus oynuyor. Bırakın elbise ya. Fernbus'un elbisesini yedik biz. Kaç yıl oldu. Geçmiş olsun. Fernbus. Şeyi yalamaktan dili tarih olmuş. 2023 başka şeylerden. Evet olabilir.
Abi Mehmet Yılmaz Açık Dünya'da valla bilmiyorum abi, grafikler böyle ya. Ya grafik şu an yayın kalitesi normal mi bu arada? Ama grafikler abi, yani şimdi nasıl diyeyim? Motor bu abi bak, şimdi adamlar koymuşlar ağaçların bin bir türlüsünü ve binaların aynısını hani. İşte ona çok üzülüyorum şu an abi, hani o kadar şey var ki, hani başka bir motorda şu an bu olsa o ışık şeyle, o render mesafesi, o sistemlerle var ya, efsane olacak ha. Çıkamazsın buradan ha. Yani sürekli oynamak istersin. Ama maalesef şey, motor eski ve uzaktaki dağları böyle çiziyor. Şu an bu eklentinin TSV 3'te olduğunu düşünsen. Eminem de şu Veya onu 2'de. düşünmeye çalışıyor herkes. İkna etmeye çalışıyor herkes kendini şöyle Emre. Ya. Olsa var ya, oho abi. Çok da efsane görünür. Özellikle o şey lokomotifin o kaput falan böyle parlayacak. Tamam, çok anlatma tamam. Smoke'lar olacak üstünde. İşte. İneceksin, dolaşacaksın, şey yenice de şey çay içeceksin falan dermiş. Abi 2023 neden marka yok ya? Markası o Flash Better için ya. Yeni uçakla yeni gelişmeler falan vardı o tarafta ondan. Yani ETS'e de ya da SCS'de göremeyeceğin gelişmeler ve haberler hani ondan. Hani ben boşuna Gerçi demeyeyim bu abi. eklentiyi yapan abiler, arkadaşlar bayağı yetenekli, muhtemelen çayı içirtirlerdi sana orada, sana aynı yılda. Şey olur tabi ya. Abi dokunuyorsun değil mi? Ama bakın o şey girmiyor yani, o ek çıkan eklentiler ya. Birkaç şey yapıyorlar diğer seriden. Birkaç böyle etkileşimli falan oluyor açık dünyada bir şeyler, ama şey toplatıyor sana. Garip garip şeyler toplatıyor mesela. Ama mesela böyle bir duruma gelse değil mi? Bir sürü şey yapılabilir aslında zaten Unreal'da. Ya da şey yani SDK'da da izin vardı ona. Davut'un yapmadığı şeyleri yaparlar mesela millet. Değil mi? Zaten o yüzden işte açsalar işin ucu çok kopacak abi. Davut'un para kazanamaz yani. DLC çıkartmaz onu da hep millete. Ona piyasayı şey yaptı, şekillendirdi. O yüzden mesela biz Daryl Valley'e sevinmiştik işte. Daryl Valley'de niye? Çünkü alternatif bildiğin şey açık dünya. Basit dersin ama 10 numarada simülasyon özellikleri vardı. Basit olsa bile. Şu an mesela adam daha da iyisini yapmak için çıkarmıyor güncelleme ve simülatör haline dönüştürüyor şu an. Mesela herkes yapmaz onu. Evet abi, Varda'ya gideceğiz. Varda duracağız tabii. Varda'da durmamız gerekiyor. Varda'ya gidiyoruz. Senin soru var ya, açık dünya gemi sürebileceğin, yani Ship Simulator serisi var. Ship Simulator 2006-2008 ekstremum var ama bu Aralık'ta falan şey çıkacak. Westep'in yeni Nautisom Ship Simulator'ı çıkacak. Ama aylık abonelikli olacak, mesela 6 euroya aylık onu indirip oynayabileceksin. Tabi yarı simülatör yarı şey, oyun pek olmaz orada ama ne hani şey olacak bir şeyler. 2010'un devam versiyonu gibi olacak o ya. Yani ama yeni grafikte, yeni motorda işte. Ancak öyle çok da umudumuz yok o tarafta, ama onun dışında öyle bir oyun yok ya. Öyle güncel, gerçek grafikli bir ortam yok maalesef ya. Öyle bir çift simetri eksiği var zaten maalesef pazarda. O bir türlü birkaç tane şey gelmişti zamanında ama onlar bıraktılar gittiler. Bu saatten sonra zaten hani Pazarın bu derdine çare olacak insanlar yok. belki de vardır. Bak şey var, Mehmet Yılmaz oynayacaksan açık dünya gemi değil de açık dünya aslında biraz da şey var. Fishing Benny's ile Fishing North Atlantic var mesela, Miss Games'in yaptığı balıkçılık simülasyonu. Yani son olan oyunu alabilirsin mesela, çok güzel aslında. Su fiziği gene mesela tatmin etmiyor ama hani orada mesela gerçekten gemiler çeşitlilik olarak şu iş çalıştırma, bir sürü balık türü, o gemilerin özellikleri falan, bir sürü olay var mesela. Kariyer sistemi falan mesela, bayağı oyuncusu kaptırıyorsun kendini. Ben mesela kaptırıyorum orada girince. Onu alabilirsin Bir aslında Fishing. ara fena oynuyordunuz. Evet abi, ama hani çok güzeldi Emre, yani balıkları tutuyorsun, mevsimine göre gidiyorsun filan, orada arıyorsun, burada arıyorsun. Bir de zamanla kötüydü mesela oyun ilk çıktığında, şimdi daha da düzelttiler tabi ama kaldı gene oyun öyle ya. Yeni bir şey de yapmıyorlar herhalde, bilmiyorum. Tabii abi, Deathless Catch, Alaskan Storm, ama işte korsanı indirmek zorundasınız çünkü şey yok. Orijinal olarak satılmıyor şeyde. O da biraz şey oluyor işte, sorunlu oluyor biraz. Alt tabla geçince ya da girdiğinde ekran yanıp sönüyor falan, bir şey oluyor böyle. Uyumluk moduyla falan çalışmak gerekiyor ama bilmiyorum. Yani biraz sıkıntılı. Ben bir sıkıntı yaşamadım onunla. Ne zaman oynadın ama sen? Bayağı olmuştur. Ya bir şey var İki çözümüyle. sene oluyor. 2 sene önce. Mesela duruyor benim hala şey klasörde. Ya sen şeye bakarsan, Fişik Notla dedik şu an, grafik olarak değil yani şeyde.
dolayı, Unreal'dan dolayı da. Su fiziğinde işte diğer şeyleri iyi yaptık da hiç mesela o da işte biraz geride kalıyor, uğraşmıyor daha fazla da. Mesela onu da yapsalar abi, daha iyi gemi sürüş ve su fiziği olsa orada, ki mümkün aslında. Zaten daha fazla oynanır ve şey, sırf su fiziğinden, sürüşünden dolayı, hem de kariyer sistemi var üstüne, onu düşün. Mevsim sistemi falan var. Daha çok insan şey yapar onu. Ve şey yani sürekli oynanır yani. O yok olmasın şeyde. Ama yetiyor tabii insanlara o kadar şey. O da çok büyük bir emek ama işte. Yani sadece birkaç şey mesela değişebilir oyunun kaderini. Onu yapsalardı. O şeyi yapsa zaten şey olacak bu sefer. Belki de yük gemisi versiyonu başka bir konsepte başka bir oyun yapabilir ve su fiziğinden dolayı ya da kariyer sistemindeki o kendinde olan o şeylerden dolayı sen o oyunu desteklersin mesela, daha çok peşinden gidersin ama öyle olmuyor işte. Atıp Murat abi de yani nasıl yardımcı olayım? PC'yi mi toplayacaksın? Bana da mı toplayacaksın? İkişer tane mi alacağız hepsinden? Balıkçılık oyun adı şey ya. Bir dakika. Konduktör Faruk istasyona girmeniz gelmeniz uzun sürebilir. Ne demek yani? Sen trollüyorsun biraz çocuk. Fishing North Atlantic. Bir de Fishing Barents Sea var, o da ilk oyunu. Bu arada şeydi, yapan adam eniştemiz olur, onu da söyleyeyim. Şey olarak hani Türk'le evli, o yüzden şeyde Norveç'te. Yani Türkiye'den birisiyle evli, ondan Türkçe mail yaşadık filan. He? Kadın Norveçli de. Yok yok, adam Norveçli, kadın buradan. Bana kazak mazak göndermiş de şeyden. Evet evet, hatırlıyorum. Tam evet. Yani. Doğru bak, aa bak şey, asıl denizci geldi abi ha. Adam şey gibi abi, dedektör gibi, radar açık herhalde. Gemi dedik anında geldi. Virtual Sailor abi şey ama ya, bak dur bir dakika göstereceğim. Hani şimdi senin yaptığın bir oyun vardı aslında, sen onu bize şey etsen. Ya Vehicle Simulator da var ama abi grafikler eski işte, hani şey olarak illa bilmiyorum West Step'inde nasıl yapacak ama Virtual Sailor şimdi var mıydı ya, vardı ama işte şey, ama yelkenli ya. 6 Ekim. Bir dakika ya. Bu 6 Ekim 2022 mi? Bu yeni mi çıktı ya? Engsim mi? Nasıl ya? Bir dakika. Yo. Bu yeni çıkmış abi. Bir dakika ya. Basit yapmış ama şey. Şey gibi olmuş ya biraz. Burayı güncelmiş mi bu, başka bir yerden gelip? Sanki başka bir yerde vardı bu. Aslında evet, biraz bir şeyler öğrenmek için olabilir ya ama tabii grafikler eski de olsa bence iyi ya. Ya bak şey, bu radarı falan. Oo güzel lan bunlar. Aslında şey olarak öğrenmek için güzel yani. O baya baya iyi aslında ama eski tabii değil mi bu? Baya. Şey için mi? Haritada yapılabiliyor o zaman. Ama eskiymiş. 40 TL. Yuh. Şey senin yaptığın olay ne oldu abi? Gemi devam vardı. Bir gemi devam vardı. Ha iyiymiş ama yani ne bileyim. Şey yok ya. Ship Simulator desek. Abi şey var aslında. Bu ne ya? Bak mesela European Ship Simulator vardı. O stüdyo terk etmeseydi Excalibur bu oyuna yatırım yapacak ve tutacaktı bu oyun. Bıraktılar gittiler abi. Hani güzel bir şeyle başlamışlardı aslında. Yani yazık oldu o dönem ya. Bu uyduruk, bu 11 Ocak diyor da aslında uyduruk değil ya. İyi görünüyor ama niye şey? Yani şey yok hani böyle bir... herhalde yani koymuş sadece sanki. Bir de şey vardı ya, bir tane eleman. Bu oyun mu acaba? Yok. Discord'da bir sunucuda vardı yapılan. Bu o muydu ya?
Acaba? Olabilir mi yani, ama çok saçma bir isim çıkmış. Ya şey var şimdi, sim Ships miydi yoksa? Ha, Ships 2022 mesela Playwin yaptırdı. Aslında mevzu bu, ama hani bunlar böyle tanıtıyor, sonra bok gibi bir oyun çıkartıyorlar. Olmuyor ya da stüdyo falan terk ediyor, böyle basıyorlar her şeyi. Sonra bir bakıyorsun oyun yok abi, hani şey olarak. Ama mesela bak, bu tam olarak hani yani istediğimiz türde bir oyun ve oyun olarak da oyun. Güzel mekanikler falan da var mesela. Bak gemilerde bak, elipet ekliyor. Elidek ekliyor daha, elipet değil de. Hani bak, çok güzel bir şey var, ama hani bu oyun 2024 falan demişlerdi. Hani daha var buna. Yok yani Ships 2022 olarak şey yapmayın. Yani daha 2023 muydu yoksa? Neyse hani önümüzdeki yıldan sonra falan çıkar hani anca. İşte limanda kontrolü falan. Hatta gemiye yakıt dolduracaksın. Yakıtın şeyinin vanasını falan açıyorsun her şeyini. Bak yangın sönme şeyle. Ha Discord'taki, ha doğru, o zaman bakayım ona ya. Bak işte bak böyle şeyler, ama hani böyle gösteriyorlar da sonra işte günün sonunda bir bakıyorsun oynanabilir değil abi. Bak güzelmiş yani. Tabii hepsini burada sürebilecek misin, o da soru işareti. Çünkü limandan çıkaracaksın, belki de bir yere kadar götüreceksin. O da iyi olur mesela. Bu bile iyi aslında. Şey olarak bu bile 10 numara şey. Ama bu sanki başka bir oyun daha vardı ya. Ships. Çünkü Company değil. Ships. 17 demiyor musun? Ships. 2022 buydu ya. Yok, Ships Simulator 2024. Ha, şunu diyordum ben. O da vardı. Bir de bu vardı. Playwin yaptırdı. O GameStop'muş. Tamam. O da muhtemelen ondan olabilir. Tamam, bu da vardı. Ha. Ships Simulator 2024. Buydu o. Şimdi bak, böyle yapıyorlar. Sonra ama hani çıkınca olmuyor abi işte. Hani garip oluyor yani. Bunların kendi sufizi falan da vardı geliştiren. Belki onun gelişmiş versiyonudur buradaki. Güzeldi çünkü. Bu bottaki falan. Mesela bak şimdi. Tam bizim aradığımız şeydi abi bu olay. Bak ha, buydu işte dediğim olay. Diğeri de yoktu yani. Buydu. Bak. Baksana. Müthiş ya. Hani bu olay olabilir bir de bak. Yapılabiliyor zaten hani. Çıkarmaları gerekiyor ve adam gibi arkasında durmaları gerekiyor. Da olmuyor işte. Gelişi zaten Mobile Way bir de bak. Düşün Mobile Way. Playway. Şey mobil tarafı da bunu çıkaracak. Çünkü mobilde böyle oyunlar var. Yine alışık millet. Bak o kadar çok şey koyuyorlar ki bunda. Tek bir oyunda. Son saçma oluyor işte bu kadar şeyi koymaları. Sonra da olmuyor zaten. Balıkçılık kim dedi sana? Normal bir kuru yük gemisi de yapabilirsin. Şey de yapabilirsin konsepte. Ama o kadar çok şey koyuyorlar ki son bu sefer oyun çıkarmıyorlar. Tanıtım yapmaktan. Yani tanıtım yapmak kolay. Onlar için. Neyse hani şey, durum bu biraz, ama öf, keşke adam gibi çıkarsalar ya. Oynanır yani. Ama o şeye bakacağım. Realistik olana. Alayım onu. Sonra biraz sen bakarım. Fiziğine falan ya da geminin sürüşüne bileyim, bakayım bir şeyleri. Ama Vestep çıkarsa ay sonu, ya bu ay sonu çıkmayacak da, o ne zaman çıkacak ki işte, tam tarih yok, belli değil. Onlar herhalde yansını çıkaracaklar ya ay sonu ya da Aralık'ta işte. Yani Aralık'ta o halde önce muhtemelen çıkarmış oldular oyunu. Neyse bu basalım bir. Bir sinematik izleyelim abi hemen. Son Vardo Köprüsü'ne duralım ve fotoğraf çekelim. Belki kapağı onu koyarım. Güzel, açık bir havada zaten. Bu arkadan çok güzel duruyor ya. Bu şeyler böyle hani inanılmaz. Birinci Emre. Emreciğim ya trenler gelirse ne yapacaksın o zaman? Bir planın var mı? Ha Emre? Nerede? Burada değil misin ya? Alo, alo, alo. Sesin gelmiyor ona göre. Yok, betayı denemedim ya. Ben katılmadım şeyine. Yeni betasına falan. Orada yazmış mı? Yazın da yazmış ama yazmaya başka şehir başlıyordum. Ona vakit ayıramadım hiç. Hiç yani şey çıksın öyle bakacağım. Zaten denesem neyi deneyeceğim, ne anlayacağım.
biraz şey böyle o ayıp yok bende artık. Bir de bu Shipsmetric 2024 görünce biraz şey, ona tabii ayıp oluyorsun ama şey, o bak burası çok süper ya. Ama hani öyle çok kullanabileceğim simülatör olacak mı onu çok tabii düşünmüyorum ama hani ben şeyindeyim, Unity'de o su fizikle bize ne kadar verecekler? Çünkü çok inanılmaz şeyler olabiliyor da kısılmış olarak tabii de göreceğiz onu. Ama hani umarım şeydir, ne bileyim hani o gemiyle mesela ya da bir ufak şeyle, tekneyle atıyorum hani limanın etrafında dolaşmak hoşuma gidersen diyor, normal bir kullanıcının hoşuna gidecek su fizikle ve şeyler varsa sürüş olarak bence yeterli yani şey için şu an aşamada. Ama hani ne yapacaklar daha sonra, işte onların planlarında bir de aylık ödemeli bir şey çıkarmanı biraz saçma geliyor bana. Yani bir de Steam'de falan gelmiyor. Steam'e gelmeyecek çünkü olay. O da mesela biraz şey yapıyor, soğutuyor durumu. Çünkü Steam'e gelmesi demek zaten şey, oyunlaştırması demek bazı şeyleri. Yani daha çok oyun olacak, bir şeyler daha çok farklı olmak zorunda ama öyle bir şey yapmayacakları için sanki böyle kalacakmış gibi geliyor bana. Hani hep yine yarı simülatör olacak şey olarak. Yani yarı dediğim de yine adama kendi işinin yanında bir de bunu yapacaklar ama çok böyle aşırı ilgilenmeyeceklermiş gibi geliyor. Çünkü kendi sitelerinden onun satılması biraz zor. Yani nereye kadar insan ulaşacaksın ama Steam'e gelsen ya da gelecektir belki de bilmiyorum ama yani o yöntem şu an biraz ters geliyor bana. Doğru değil yani. Umarım şey olur hani. Kendinden geçti de. Benim makine mi? Senin makine mi? Hayda. Şey diyordum, Microsoft Flight Simulator trenlerde olacak ileride. Yapay zeka asker atacak ki onları. Henüz yok ya şu an öyle bir şey. Diyorum, bir planın var mı onunla ilgili? Hayda, nasıl yok? Tabii abi yani Türkiye'nin her yerine tren lazım. Türkiye'nin her yerine tren lazım, tren. Aha geldik. Vallahi geldik. Hadi sonra Acıkır'ı oradan belemedik. Sonra da Edirne. Yok ya. Tabii Edirne. Kapatıyoruz. Oğlum belki bak Edirne'ye gelir Emre Trakya rotası, burada var ya mod. Belki Edirne'ye gelir, kıskanırsınız. Ya Edirne'ye gelebilir evet. Ben bir şey de Edirne'ye gelsin artık. Vallahi gelsin ya, yeter ya. Ne havalimanı ne helikopter veriyorsunuz ne şey veriyorsunuz bize, hiçbir şey yok bizde. Farkındaysan Edirne'de, yani Edirne ETS2'de var Emre. Hani bilmem anlatabildim mi? Hani. Ama bak Sakarya olamadı Emre. Lan duramadık bildiğin ya. Evet süre geçiyor yine. Bir fotoğraf çekelim biz tabii. F4'ü kapatalım. Tut ötüyor. Otobüse bak ya. Postane. Biraz geri dursaydı daha iyiydi ya. Şey oldu şimdi böyle. Neyse kalsın. F4 yapalım. Gidebiliriz. Umarım sorun olmaz bu şey emniyet açmamız. Kendine gelemeyecek makine. Abi getireceğim onu şimdi kendine. Evet. Yine pikselleşti. Allah Allah ya. Düzeliyoruz onu abi, bekleyeceğiz. Bundan mı yapıyor acaba? Başka bir sorun mu var acaba? Bu mu uyumsuz şey diyeceğim, ne alakası var? Hadi ya. Abi durun, bunu bir save edelim. Ben bir şeyler deneyeceğim ya. Şimdi mi oldu? Bir şey deneyeceğim. Evet şimdi. O zaman başka bir sorun var ya. Bir bakayım, kötü değilim. Bir ayarlarda ben şeyleri kısayım ya. Ben bunu normal FX'e ayarladım. Shadow kaliteyi düşürdüm biraz ama hani şey
Scenery quality. Abi scenery quality view distance falan yükseltelim bunu birazcık dağları. Belki net görürüz. Ama şey next dersek bu alan derinliğini açarsak aslında daha iyi olacak ama yapsak bu ne olur şimdi? Ambiyans okluzyonu da aynı şekilde. Ama işte bunlar sorun yaratmasın şu an ya. Bir kapatıp açalım tekrar. Yes diyelim. Belki düzelir ya, dur bakalım. Yani düzelmeyecek de. Arada niye böyle yapıyor onu anlamadım. Sadece bir şey tekrar girelim. Ama şu an 30 bit açacak. O yüzden kapatıp tekrar açacağım. 2 bit. ATS kapalı şu an ya. Şey olmaz. Dur kapatalım, bir daha açalım. 64 bit olarak. TSV3'ü de bakayım nerede. Onu da indiririz hemen. Dağın başında sen kalmadı, orada durmamız gerekiyordu. Toros'u da alırım görevinde. Yok aldım hemen yayının başında. Dedim alayım ne olur ne olmaz. Zam gelir, bunlar niyeti bozar filan. Devam edelim buradan. Bakalım nasıl görünecek. Umarım düzelmiş şu dağlar ama. Ulan eski bir şey diye de böyle insan açmak istemiyor. Ben ondan korktum işte mesela. Belki de bundan yapıyor şu an. Belki de bozuyor abi yani. Evet gidiyoruz ama yani şu an dağlar yani ağaç var zaten burada ama ya view distance biraz arttı herhalde, biraz belki daha iyi olmuş olabilir şu an net ama bilmiyorum şu an nasıl olacak şey performans. Acıkır'da da bir duralım biz hatta. Ama dof şey olacak ya, çok alan derinliği kapatıyor görüyorsunuz, o olay biraz hoş olmuyor, netleşmiyor. Bunu kapatacağız tekrar o zaman. Acıkırı'da. Acıkırı'da o nasıl kötü yaptı biliyor musun şu an? Baba. Ben o zaman full ne yapacağım ya? Açayım onları. Yükleyeyim sonra da bir şey olmuyorsa. Şu an böyle kör oluruz ya. Resmen şey oluruz ya. Buraya bakınca buraya solduruyor. Bir duralım. Bak 8B tanker çekiyor. Bardağı geçti zaten. Şurada adamı falan yapalım ya, tamam. Zaten jeneratör vagonda geçer. Dururuz burada. Biz inmesek de olur. Bir açalım önce kapıları. Biraz sanki şeyi kapatacağım ya. Blur'u kapatmam gerekiyor şu an. Dolusun bir. Hadi ya. Ne yaptı gene abi internete? Gene bunun buldu ya. Geçen de yani bir yayın yapacaktık yani yayın yapamadık ya. Harbiden. O zaman dalgalanıyordur abi. Normalde bir sorun olmuyordu yani. Tamam ben bir save edeyim tekrar. Yine menüye döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Yut diyelim. Bir Advanced'da. Hani bunun MSI'nin SSI'nin de açık olması gerekiyor da şimdi ne kadar SSI yiyebilir abi şey ya. O beni şu an şey yapıyor. Mesela texture'lar aynı şekilde 8 olması gerekiyor ama Neyi açarsan aç. Yani kamera alan derinliği olsun ama kameranın alan derinliği olmasın işte. Şimdi bir hakkım var gibi. Ambiyans okluzyonu yüksek olsun. Umarım. Yani ışıklar iyileşecek tabii ki de şeyde. Dünyanın. Ama
Alan derini bence yine kapatalım biz ya. Öncekine gelelim. Yani şunu şu an 3 çarpı 2 SA yapsak. Perseptik anti anisotropik bir şey olması gerekiyor. Neyse şöyle bir olsun bakalım ne olacak. Tekrar. Tekrar reset atsın. Abi o zaman başka bir şey var ya. Mehmet An Beksoy valla nasıl kafamıza takılan bir şey. Yayının başında zaten çözdük bazı şeyi de hani ben yayın şey olsun diye yapıyorum abi yani. Hani kullanabiliyorsun da işte şey. Bazen de şey bir şey nasıl çalıştığını görmek gerekiyor. Yani gerçekten çalışması bir şey ifade etmiyor. Buraya geldiğinde iş değişiyor. Yani yine yanlış durumunu da görmek istiyorsun. Yani sorun yaşamadan nasıl şey yapacaksın? Yani Kur'an'a göre oynamak mantıksız. Bir noktada. Bilmedikten sonra. Bir daha açalım. 64 bit. Ama şey yani şu an bu görev biraz normaldi. Şey sıkıntı. Şeyi merak ediyorum. O karlı versiyonu daha çok vagon oluyor. Burada şimdi 3 tane vagon veriyor. 4 tane vagon veriyor. Bir şey olmuyor ki. Rahat çıkıyorsun yine. Ama o diğer zor senaryolarda daha çok vagonla beraber yük treninde manyak olur o zaman. Mesela orada şey daha işte dikkatli gitme gerekiyor ama yayında o biraz zor. O yüzden mesela şu şeyler şu mesela şunlar. Gerçi bunlar yine ekspres de. Yani bize şey abi konteyner abi. Yük trenleri falan lazım değil mi? Yani yük treni. Alçı taşı transfer mesela var. Bak 80. O zormuş yani şeyi. Yani düşün yani bak bunu mesela süper olur değil mi? İyi olur yani. Neyse bir daha devam edelim bakalım. Şu an nerede miyiz? Acıkırı'dayız. Varda Köprüsü'nü geçtik. Acıkırı'dayız şu an. Buradan da şeye gideceğiz işte. Nereye? Nerede bitiyordu? Belemide gideceğiz. 14 km daha. Şu an nasıl oldu bilmiyorum tabi. Biraz sanki daha düzgün oldu ama. Değil mi? Birazcık sanki düzeldi bazı sorunlar. Keşke yapsaydım önceden ya. Korktum lan gerçekten. Dedim sorun olmasın. Böyle şey tek tek oynadı sonra bir de. Zıpladı her şey. Şu an bak mesela Kenan Yüksel'e falan düzeldi sanki birazcık. Neyse tamam Muhammed telefonu açma diyor bir şey diyor ama neyse. Biz gidelim. Evet gidiyor. Tünel var önümüzde bu arada. O zaten ışığımız açık. Gidelim. Böyle açalım. Uzaktan izleyelim. Daha düzeldi bence şu an ya olay. Madem Ultra'yı alsaydık o zaman abi ya. O Nivolan gidiyor bak. Yok be abi benim makine iyi değil be abi. Benim makine iyi değil ya. MSFS'te patlıyor ya. MSFS'i düzgün ultra'da çalışmayan makine değildir. Vay be. Abi ya. Bir şey lazım abi. Biraz daha uzansın. 50 aldığın yarısı mı geliyor? Başka bir şeyden dolu olabilir mi yani şimdi? 50 aldığın yarısı geliyorsa. Altı pet midir ya? O bak biraz düzeldi lan. Aslında SA'yı biraz daha yükseltebiliriz o zaman. Sorun olmuyorsa çok. Değil mi? Bir tık daha yükseltelim. Hatta sinyali kalitesine yükseltebiliriz. Yani videoda öyle yaparım. Ama birazcık basalım. Bak. Böyle sen eğim varmış gibi artıyor bak eğim görüyorsun eğim artıyor şu an. Doruz dağlarındayız. Yakana kadar basacağım motoru. Nasıl çıkıyorum görüyor musunuz bak şu an. Ne ötüyor abi yok bir şey devam ya. Hımız gerekiyor. Kaldım yani yolda. Tüneller bitmez şimdi. Evet dinamik fren. Doğru dinamik frene ben alışığım şeyden Train Simulator 2'de ama burada birazcık şey ya. Ha şey durma şey oluyor ya böyle bir de bunun
gazından dolayı böyle döndürüyorsun falan. Garip oluyor yani. O yüzden onu bir denemek lazım da şey işte. Ben orada zaten yaşadım o sorunu. Hani hızlı gittim ama işte orada kontrol etmedim mesela hızı. ATS de açıktı. Baptık orada. Videoya denk geldi. Sonra hadi bakalım. Dur kalk. Ama yine güzel, keyifli oldu ya. Yani sorun yok. Güzel yani. Gidip Trains'in World 3'te modern trenleri kullanacağım ama buradakini kullanırım daha iyi. Cemil abi mi bağlayacakmış? Hadi ya. Bakayım. Cemil abi de bana alsın. Sen onu aldın. Abi bu yani bunda bir sorun yok gibi ya, ne bileyim. Bilmiyorum ki yani bu şeyde sorun yok gibi. Yani Cemil abi için iyidir yani bence bu site ama. Yani 3060 zaten 2000X şeydir herhalde, 2 fanlı. Yani 32 GB zaten RAM olacak. DDR4. Tamam. SSD olacak sistemde. Yani pek bir sorun yok gibi. Anakart zaten bir şey diyemem ona. MATX bir de. İyi yani bence ama. Sorun yok değil mi? Aman aman sıcaklık yükselmesin. Fanımız açık. Takur takur gidiyoruz. Nasıl ya? Sponsor derken? Şu an sisteme gerek yok ya. 2023'ten önce. Şu an yayın olayı biraz geride ondan dolayı. Gibi yumuşa değiştireceğiz komple. Değil mi Emre Bey? Evet. Yani 4090'a çekiyoruz 2023'te. Tabii. 4090 Ti olur. Why not? Evet evet doğru doğru öyle. Yok yok şey, o geldi başımıza zaten, onu yaptık biz. Ben bir bastım gaza, bir basma, nasıl sesi duymak için nasıl basıyorum gaza ama. Ama tabii yandı sonra. Aralet yaptı sonra işte şey, fan direkt falan açtık. Şuradaki arıza ışığı yanıyor ya falan. Burada sıcaklık bayağı yükseldi. Ama sonra adapte olduk ya, sorun kalmadı pek. Şimdi şey şöyle biraz da çözünce bazı şeyleri böyle artık gidiyorsun sonuçta. Çok da böyle anormal sonra yaşamıyorsan şey oluyor yani, sürmek istiyorsun açıkçası. Artık çıkalım ama gene azıcık bir güneş göreceğiz sonra gene şey. Allah'ım yardım edin, neredeyiz? Artık çıkalım. Çok tünel var ya. Bak hatta şeye bakalım, 9'a basalım. Nerede tüneller? Bak tünellerin şeyini görüyorsunuz. Burada bir gireceğiz, burada çıkacağız sonra. Sonra burada bir gireceğiz. Sanırım bir girip çıkıyoruz sanırım burada. Ya da bu alt geçit falan da şey olabilir yani. Dere gibi bir şey olabilir. Zaten sonra bitiyor. Evet süper. Cümle 60 TL mi olacak? Olarak alacak tamam. Abi sorun yok o zaman yani. Onda. Her şey yer yani. Bir de 30 serisi ya şimdi şey de olacak. O DLC'sinin yeni şeyi de gelir. Hani her türlü şeyi halledebiliyorsun bu kartla ya. Bir şey olmuyor. Zaten RAM de 32 yeterli. SSD 500 zaten. Sistem ona kurulacak ama tabii oyunlar da yer kaplayacak ama keşke işte 1 TB alabilse ya da şey daha sonra belki ekler. Biraz böyle. Ama hani şey güzel olur yani. MSFS mi kuracakmış sonra Cemil abi? MSFS'e mi geçiyormuş?
Evet, kranları biraz daha iyi anladım ya. Ama şöyle yapmak hoşuma gidiyor, böyle 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 yapayım. Biz niye ATS'yi açamıyoruz Emre? ATS'yi açalım, öyle zor gidelim. Bize desinler ki dur orada desinler. Ayda gene mi bozuk? Ayda. Abi o zaman başka bir şey mi var? Bilmiyorum ki. Niye öyle şu an? Bir şey yok yani, soruyor. İnternette bir yavaşlık var ya. Abi gene ne oldu ya? Ayda. Of. O zaman yapacak bir şey yok yani. Düzeliyor arada ama bilmiyorum ne olacak. Eyt be. Tamam, Mehmet abi dedi. Evet, böyle bir şey dedi galiba. Upload'um bitmiş olabilir mi? Yok bu abi, yeni yaptık ya şeyden önce. Ben yeni yaptım onu. Bir önceki MSS yayını vardı ya. Onu da yapmıştım. Yok, bize de şey yine veriyoruz düzgün olarak. Yani bir 6000'e çıkıyor şey kilobayt. Sonra düşüyor. 500'lere 900'lere falan. Zorlanıyor. Ama oyunla alakası da olamaz işte yani. Bu sürekli olurdu mesela. Tabi tabi ya. Nerede çalışıyorsun ki sen? Hangi şeyde? İstasyonda mı yoksa şey mi? Sürerek mi yoksa tamir ederek mi? Bayağı insan yazdı ya şeyde. Abi o yüzden şey değil işte hani, böyle bir şey olunca tabi geliyor herkes. Yani olmayınca adam nasıl gelsin çıksın ortaya. O yüzden şey Train Smith'e ya da diğerinde böyle Türkiye ile alakalı şey olması lazım ki topluluk ya da komünite daha da büyüsün, daha da aktif olsun. Öteki türlü bir grubun içine hapsoluyor, ilerleyemiyor. O dar yerde kalıyor maalesef. Ama mesela Transform World işte bunu çok güzel sağladı da işte. O sayede mesela bir sürü insan aldı falan. Daha çok şeye ulaşıyor da. Bu sefer de adam eskisine gelmez abi şey için. İşe bak ya. Böyle bir şey olamaz yani şans. Bak şu olay çok iyi işte, şu dağlar ya şeyde. Süper yani. 4090 TL mi gerçekmişler? Tüh, tam da gelecekti. İşe bakar mısın? Yok mu abi, Nvidia gönderse de önemli değil ya. Ben şu an şey için uğraşmıyorum ya. ST için falan. Yani yayın için bir şey falan istemiyoruz yani. RGB bir adet 2 terabayt mı alacak? Nasıl şey mi? Nasıl ya? Şey mi, SSD olarak mı alacak Kemal abi? Ha öyle alırsa güzel. Yok şey, disk olarak normal hard disk istiyorsan yani şey. Tabi o da yeter de şimdi artık şey oldu ya, çok SSD olmak zorunda birazcık. İyice hani diğer sonuna göz ardı etmesi için. Sıcaklık normal abi. Bu gıcı güzel kullanım lan Emre. Gıcı akıyoruz. Varda köprüsünü az önce geçtik. Son durağa geliyoruz. Şimdi bir karlı açacağım. Karda biraz serinleyelim. Sıcakladık. Bize niyetliyse Murat abi yani şimdi ya. Şimdi ben 2023'ten önce şu topları tekrar yeni bir sistem ya. Şey için, ofis için filan. Değil mi Emre Bey? Hayırlısı. Taşınabilir PC arasında 9500 TL sıkı nasıl yani? Onu yaptı nasıl ya, anlamadım. He, nasıl sıkıştı anlamadım. Birisi mi koydu oraya? Son durağa geliyoruz. Az kaldı. MSBS tarih mi oldu? Nasıl ya? Nasıl ya? Yani öyle bir şey yok ya. Nasıl ya? Ayda. Abi. Yok öyle bir şey. Neden ya? Nasıl yani tarih oldu? Ne alaka şimdi? Yayın yapmadık diye mi geçen hafta? Ay yapamadım. Bunun şeyini oynadık. Akşamlar falan, haftasını biraz öyle geçti. Video falan çekince.
Onda olmadı ama şey, yeni yayında bir sürü önemli şey var ya, 2023'le alakalı paylaşlar ya. Hatta şey, video çekeceğim Bell'le ilgili bir şey, Airsoft'un o eklentisini gelmişti. Onun videosunu çekeceğim. Bak sanki burada aslında şey yapıyor, biraz uyarı veriyor. ATS açık olsa bu tane durduracak. Bak şu an çok güzel bir ortam oldu burası ya, çok iyi ya. Abi durduralım şeyi bir dakika. F4 pause yapalım. Bir fotoğraf çekmek istiyorum ama bir dakika. Serbest kameraya geçiyorum. Hop durdurdum. Tamam. Hop çayı da döktük birazcık. Yok nasıl bıraktım anlamadım. Yo ben niye bırakayım abi? Her gün gidiyoruz. Nasıl bırakacağız? O bir şey değil abi. O iş aslında biraz da. Nasıl MSVS bırakılır mı ya? MSVS yüzünden diğerini bıraktık biz. Tam tersi. MSVS yüzünden diğerini bıraktık düşün. Onunla alakası yok bari. Abi ya videoya vakit kalmıyor ama şey olarak yayın yapılmaz onda. Ya ışık gerçi şey olacak. Buradan bir fotoğraf alalım böyle ya. Biraz ağaçların içinde böyle. Bu ağaçlar güzel. Bunlar Türkiye'deki ağaçlara benziyor. Bunlar Türkiye'nin ağaçları. O kulemez. İyi hayırlı olsun. Bu bir şey pişman olmasın ya. Kuatran derken şey joystick almış mıydın sen Sasti'yi? Sasti'yi almış mıydın? Şimdi bir ara tabi almadın. Daha pahalıya gelmiştir belki ama. Neyse hayırlı olsun güzel. Sorun olmaz ya ne olacak. Ya Kuatran şeye göre daha iyi yani ama. Tuş olarak tabi çok tuş bulamazsın ama yine de ikisiyle birlikte zaten her şey halledersin. Sorun olmaz. Helikopterler de özellikle mesela. Çünkü tratılık kontrol ediyorsun daha ayrıntılı bir şekilde. Bir de pedal alırsın ileride tamam zaten. Yani Kuatrant'ı alan adam pedalda şey yapmak zorunda. Onu da artık düşünür. Evet. Belemedik. Güzel bir ortamdayız ormanın içinde. Emrime satışıyorum abi. Aynı mı makine sallantısı? Tabii canım. Zaten gerçeğini bilenler yaptığı için şey oluyor. Abi. Hani bazı şey bence şey bu eklentide övmek biraz şey oluyor. Garip oluyor abi hani şey olarak. Bu sıradan bir eklenti değil. Hani şey değişik bir durumda yani harbiden. Abi yemekler burada diyor bak. Vallahi evet doğru. Beğenip almıyordu millet ama joystick falan 1000 liraydı, 800 liraydı, 1100 liraydı çok diyorlardı ama bak ne oldu şimdi. Yandık. Hiç alamazsın. Direksiyon olmuş kaç para? Beyler olmuş kaç para? Bir tane pedal yani o para da vermiyoruz abi pedal ama işte yani artık hani onun çare elbette insan hani hobi olarak çok şey yapıyorsa, önemsiyorsa. GMSF'si biraz daha anlayınca tabii daha da kullanınca, oynayınca o olay çok oluyor biliyorsun. Bak çok güzel bir ortama geldik şu an ya. Belemedik şey gerçekten güzel ama tam olarak böyle dağın yanında böyle ormanlık boğaçlar falan süper görünüyor. İkinci el Sayıtek, valla şöyle Sayıtek USB olarak ayrı bir şeye giriyorsa yuvaya giriyorsa kullanırsın zaten sorun olmaz yani. Ama Sayıtek pedal yine şey diyorsa nasıl diyeyim? Yoka bağlanmak zorunda gibi bir şey varsa bilemem. Ama bence yok çünkü onlar ayrı satıyorlar hep. O yüzden ayrı bir USB yuvasına giriyor. Yani takabilirsin yani sorun olmaz. Takarsın zaten MSVS'te tanımlanıyor o direkt. Direkt yani o radarın hassasiyeti falan çıkıyor ortaya ama bakarsın ya vardır yani mutlaka. MediaMarkt'ta bazen daha ucuz oluyor ya. Bir de zaten üretilmeyen bir ürün şu an. İlla hani böyle belki de birisi eskiden işte hobi olarak yapıyordu belki sonra da şey yapıyordur. Hani bitirdik bunu sağ salim. Oh sonunda da sağlam bir şey bir şekilde bitirdik abi. Cold Dark'taki eğitimi yapamamıştık yani. Rantik geldi yani. Abi biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yük treni ama saat 01'de de yok abi. Beleme yok yok. Biz var ya şu an. Aha. Toros Express'i. Ulu kışla ineceğim ama gece başlıyor diye biliyorum ya. 20-12 işte. Bence o zaman şey yapalım abi. Acı kırı ulu kışla serbest mod demiş. Ulu kışla yenice serbest. Ulu kışla bak Pozant ulu kışla yapalım abi daha güzel. Uzun ama şey yok biz kısa yapacağız tabii ki de. Ama şöyle olacak. Stormy değil abi ama ben değişmem gerekiyor bunu.
Nasıl ya? Aman. Ya abi ama şey ya. Anasını ya. Ne yapsak şimdi? Ya aşağı inmek istemiyorum da ben şey yapmak istiyorum. Abi karlı açalım bunu ya. Diyeceğim de çok şey olacak be abi. Yani bu niye ben bunun havayı değişme yok muydu bunda ya? Vay anasını ya. Diğerinde vardı ya. Ben öyle var zannettim ya. Spring, acı kırılı kuşla diyor. Pozantı olu kuşla. Bombardı. Ulu kuşla yenice winter bulutlu. O saat öğlen. Bence bunu açalım abi. Bir karlı şey görelim ulu kuşadan. Evet. Ateşi yok. Ben de açık yapıyordum da işte biraz kapattık yani başında. Kapat dediler. Kapatabiliriz dediler. Ben de tamam o zaman abi. Güzel. Kapatalım. Aa, Umut önde sağ ol. Evet. Vallahi öyle ya. Ellerine sağlık herkesin yapanların çünkü. Bayağı on numara bir olay. Yani şimdi bu çıkmasaydı kalsaydı öyle yazık olurdu ya. Baksanıza abi of 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 Emre. Eyvah dur benim tren nerede? Bana su tabii kontrol sonradan verecek. Tren gidiyor. Kontrol bende yok. Burak hocam geldi herhalde. Akşamlar efendim. İyi akşamlar abi. Akşamlar. Yayın. Aa yayın var. Aa. Abi sen neredesin ya? Anne. Ana. Ne Şey diyeceğim. güzel. Abi bir şey diyeceğim. Treni kontrol edemiyorum. Bir dakika ne oluyor ya? Ha, geldim treni kontrol. Tamam. Aa o ne oluyor ya? Tıklamamız gerekiyormuş trenin üstüne abi. Niye demiyorsun? Bir de her taraf kar. Her taraf kar. Abi bu yolcu treni mi ya? Gene mi yolcu treni? Ben ya yük çekmek istiyorum birader. Artık yeter. De boşta gidiyormuş ha. Dur böyle bir ön ileri yapalım abi. Bir loco break'i de çekelim bu arada. Kapatalım. Gösterge ışığını açalım. Markiz ışığına şu an gerek yok ama bu fandriyi açalım ne olur ne olmaz. Telsizimizi açalım. Mehmet abi, İsmet abi, Mehmet abi. Bunlar konuşsunlar abi. Bunlar konuşsunlar. Hadi abi alalım yol. Quick Drive da ya o tarafta yok ya kariyer tarafında seçilmiyordu yani diye biliyorum. Hani bakmıştım ya seçilmiyordu. Yani kariyer kısmında da yok mesela standarttan giriyorsun buraya direkt. Mesela niye bilmiyorum. Akış güzel abi. D 33.000 lokolar. Aa onu bilemem ya. 22.000'liği paylaşmışlar zaten daha önce. Ama dediğin şeyi abi yok bilmiyorum. Öyle bir şeyi yapmamışlardı henüz zaten. Olsa zaten görürüz herhalde. Hani buraya ekstra bir yani onun gelmesi güncelleme bence mümkün değil çünkü şey bu senaryo bununla yapılıyor. Ama ileride yaparlarsa bilmiyorum öyle bir lokomotifle. Senin dediklerine mi demiyordu senin kullandıkların şeyde? O lokomotif 30 günlükler. Büyük olanlar. Nasıl? 33 olanlar senin kullandığın değil miydi fabrikadaki? Hayır canım. Ya yok hani daha aktif olanlar. Bunun gibi olmalı. Tamam da hani daha çok kullanılmıyor mu onlar şöyle güçlü ve şey. Ya şeylerini bilmiyorum kanka. Çok mu kullanılır, az mı kullanılır onu bilmiyorum. Ama bilmiyorum ben evet yani öyle bir şey yok herhalde ama keşke tabi yapsalar. Ya bu DLC tabi şey yine durumu değiştirir ya bu olayla belki yeni bir şey başlarlar ilgiyle beraber ama. Hani bu şu tabi hemen olacak bir şey değil. Şeylere bağlı yani bölgelerin elindeki He. makine sayısına bağlı. He doğru. Hani burada varsa tabii ki Bildiğim de. kadarıyla en çok 24.000'lik Adana'da var zaten. He değil mi? Adana bölgesinde var. Zaten o yüzden yeniden baş... Yanlış bilmiyorsun. Evet. Öyle yani. He. Yalnız şimdi durmadan gideceğiz ha. Gerçi gitmeyeceğiz tabii ben Sivas, durduracağım da. geçen hafta ben mesela Sivas'tayken 24.000'lik de vardı. 22.000'lik de çok vardı. 33.000'lik de vardı. Hepsinden var ellerinde. Abi karları küre küre gidiyoruz.
Burak abi bak bak. Görüyor musun yayında? Görüyorum. Direkt küreye küreye gidiyoruz abi. Dedin ya sen geçen. O efekt varmış ya. Yani şey olarak hani basit tabii de güzelmiş yani. En azından. Ama yenisini aldım bu arada. He. Aldı mı yayının başına dedim. Gaza geldim. Kandırdı. EFC kandırdı beni. Şeye getirdi. Oyuna getirdi. O da bugün almış. Hani ben dedim zaten alacaktım da işte hani şey yapmak istedim. İndirmek istemiyordum. Ama aldım artık. Orada karda gideriz. Orada biraz iyileşmişler de şu karda giderken şeyi şu tekerlerde falan daha çok toz duman çıkıyor şey yapıyor karda. Değişiklik olur ya şey güzel yani. Abi sileciyi açmamışsınız ya. Ayıp ya. Abi klimayı niye açmıyorsunuz ya? Ayıp ya. Vallahi tabii Doğu Ekspresi gibi oldu ha vallahi. Doğu Ekspresi gibi diye başlık atıp bunu böyle çeksem ne olur? Delirini çıkartıyor. Abi hani bu bir şey betimleme gibi bir şey. Benzetiyorsun bir şey yapıyorsun. Ay ne yani ne farkı var bu da Türkiye o da Türkiye işte. Baksana nasıl gidiyor. Üşüyorum. Üşüyorum şu an. Yaktın mı kalorifer? Yaktım abi. Klima yanıyor. Klima yanıyor. Şeyi de açalım. Ha geldi yük treni mi kullanıyor onlar? Ha doğru. Hatta rengini hatırlıyorum evet doğru. Ya tabi uğraşılırsa belki mod olarak sunarlar ama bilmiyorum. Bir böyle herhalde birkaç tane daha böyle rota olsa herhalde değil mi yapılmış olan. Mesela bak o Trakya eklentisi bile şu an şey dur çok hızlı gidiyoruz. Zaten yokuş aşağı gideceğiz şimdi. Hani o Trakya eklentisi mesela şey yapıyor işte hani topluluk tamam belki modlarla şeylerde oynuyorlar ama daha derli toplu bir eklenti sunulunca o şeyi de geliştiriyor topluluğu ve belki daha çok insan gelir daha çok şey olur. Güzel oluyor bence ama umarım. Biraz sıkalım abi frenleri yoksa biz raydan çıkacağız. De karda gidiyoruz falan. Tamam gaz devam. CGL çok güzel oturdu. Hadi ya. Yani şey detaylı bir şekilde çıkardı da işte kenarlarını düzenlemem gerekiyor. Bunlar basit. Yani şey görüntünün kenarlarını düzenlemem gerekiyor. Onlar sonra da olur. Referansları duruyor zaten. Oo, tamam güzel mi? Yok Cemil abi yataklı vagon yok ya. Yataklı vagon Doğu Ekspresi'ndeymiş. Olmadı bilmiyorum bağlarız. Ana jeneratör dosta sana bir yatak bulurum. Sana burada bir yatak ayarlarız arkada. Beğendiniz mi sabahki çocuğu? Güzel abi eline sağlık güzel yani. Devam ediyorum. Ben sabah gördüm onu ya. Benim tepkimi gördün mü? Gördüm. Ne yapmış? Söyleyemem. Nasıl ya? Biz dün akşam bir gaza geldik ben anlamadım bir anda şey çizildi. Kara tren gecikir belki hiç gelmez abi. İSCS'yi görüyor musun? Bak Türkiye resmi olarak yani bir rota olarak bulunuyor burada ne güzel. Al.
Ama sadece emniyete böyle imkana vermiyor. Yarsınlar diye. Yalnız bayağı basa basa gidiyoruz ama biz hani sanki böyle çıkacakmışız gibi abi yani. Şimdi yukarıda da bu kadar gidilmez mi abi, yokuş aşağı sürekli. Oo, nasıl sallıyor? O his bazen bana da oluyor giderken. Siz basa basa gidiyorsunuz tabii. Bazen makinist bir yer duruyor var ya, Allah. En çok kaç şeyle gittik otele? Kanka söylemeyeyim. Neden? Sonra söylerim. Kaç ya? Nasıl abi? 130, 140, 160, 200? Ne kadar olacak Emre? Gidilmesi gerekenin üstünde gittik. Boş ver söylerim. Ne ya? Onu da söylemeyeyim. Abi tamam da sen zaten tecrübe test için yani mecbur gideceksin zaten. Yasak değil ki öyle şeyler. Test değil. Harbi mi? Ne kadar ki yani 200 tane yani 300 deme Ya yani. yok be. Ya niye zorluyorsun? Söyle, söylemeyeceğim arkadaş. 500 de desen, 80 de desen söylemeyeceğim ben. Harbi mi? Yuh. Vay be. Esnayı Mahrezunda mı gittiniz sen be? Mahkla mı gittiniz? 07 mah filan böyle. Çok hızlı gidiyorum ben daha şu an ha. Gerçi durmayacağım, devam abi. Beni durdurmayın sakın. Şimdi bu şeyden gümüşlükten gümüş yolundan abi direkt bam yüzle geçeceğim. Cam ısıtıcı neredeydi? Aa burada, doğru ya. Doğru be. Ben de bir şey eksik, bir şey eksik böyle hani. Açmamız gerekiyor abi. Camlar şeyde buğulu muğulu böyle. Ey seyirci, görüyor musun? Adamlar klima yapmış. Sen beceriksiz olduğun için bir şey koyamıyorsun. Öyle değil mi şimdi açıkçası yani. Bu da abi eski motor. Bu da DX9'da hep sürekli çalışıldı ama kar eklendi. Şeyler eklendi. Görseller yapıldı. Yani bir şeyler vardı hep abi hani. Ama SCS mazeret yaptığı için hep. Abi baya baya yüzde yalnız 90'la geçtik ha. ATS'nin kapalı olması çok işimize yarıyor. Ozay selamlar. Sağ ol. Devam abi, ramp aşağı devam. Oo, yapalım. Bak. Klavyem bozuldu ya. Hayda. Oyun Türkçe mi oldu? Abi şey, Türkçe eklenti paylaştılar. Senaryo kurulumu falan. Seslendirme Türkçe. Oradaki yazılar Türkçe. Buradaki senaryo açtığındaki o bütün o şeyler Türkçe oldu. O yüzden hani Facebook sayfasını paylaşmışlar, orada indirebilirsin. Direkt kurulu olduğu yere atıyorsun, değiştiriyor zaten. Çalışıyor ondan sonra. O yüzden güzel oldu yani. Allah, süper ya. Abi yalnız bu cam açtık ısıtıcıyı da yani çok da böyle sanki çalışmıyormuş gibi bir şey var. Cam seyirciyi arkayı da açalım abi. Arka taraf da çalışsın. Ama yet o arka taraf çok iyi ha. Görüntü olarak. Vallahi harbiden süper şu an. Arka taraf. Tam bir tren gibi. Şimdi bu biz böyle gidiyoruz abi. En güzel rota oldu bu ya. Basa basa gidiyoruz. Bir yol durumu olsun. Biraz onu şunu kapatalım ya. Şey yapacak yoksa. F2'yi de kapatalım. Hadi ya. Osman Gazi doğru. Ha, %90 benzin, evet, yani harbiden. Hani %90'lık o da şey 5 yıl sonra çıktığı için başlarken belki o fark vardı %10'a. Yani. Yani %90 benzemesi o binalar. Oh, çok hızlı gidiyoruz yalnız. Ama deriyle olayı çok biliyorsunuz, yok bu olayda. Belki çok aşırı hızlı olur. Ama çok deli geliyorum şu an ha. Hı? Çok çılgın şekilde geliyorum. Abi bayağı çılgınız yalnız, biraz yavaşlasın lan. Çok aşırı ekstrem gidiyoruz şu an. Bir de karda gidiyoruz, ben daha kumluğa falan yapmadım ha. İşte bak, yük vagonu olsaydı olurdu ya. Bak nasıl sallanıyor burada, çıkacakmış gibi oluyor. Yok abi, ya aşağı inebildiğin Ulukuşa'dan. Hep aşağıya şu an iniyor. Sonra tabii.
Fren yapsam belki bir şey kayar mı? Kayma yapabilir. Bilmiyorum. Bak yine zarar mı veriyorsun? Hoş değil. Birden tam şeye çekmek gerekiyor. Şeyi çok güzel var işte yani. Trenlerin bir kar efekti bayağı sağlam yani bu trenin. Bayağı süper yani. Hep fotoğraf almak istiyorum. İstasyon içerisinde kenarda duran tamir için kullanılan o şey mi diyorsun? Ulukışlar'daki olan şey mi diyorsun? Ha, girişte onu göstermiştim yayının başında. Evet o var ya. Ya onlar tabii yani bu kadar detay olunca o da böyle küçük bir şey oluyor. Ama hani şey. ne yemek yiyebilirler şu an Emre onlar? Sen yok falan. Ne yemişlerdi sence? Oo abi bak daha var. Ya ne yemişlerdi sence diyorum onu hani burada. Bilmiyorum. Aa karayasalı bu canı da var he. Tabi tabi 110 fazla ama ya tabi canım fazla yani ne olarak yani. Durmadan gidiyoruz abi yoksa şey yani göremeyeceğiz ya. Yayında böyle olmak zorunda. Ama evet 70-90 zaten şeyde yazıyor abi burada yazıyor ya. Bu sınırlar falan şeyde. Burak abi ne alemdesin? Göstermiyor. Hey daha yeni şey yaptım. Dünküyle aynı. Şimdi onları toparlayayım. Dün render için başka bir sahneye çektim. Bir 650 RPM 0.81 amperle yani işte boşta mı gidiyorum hani biraz da fren yapıyorum çok hızlanınca. Şimdi beni release ettim. Ayakta mı kalamıyorum? Evet şimdi tünele gireceğim Emre. Yine aşağıya doğru böyle sallanıyorum şu an abi. %2.8 eğim var mesela bu tarafta %3. Abi bu arada mesela bu tarafı ilk kez yapıyorum bu şekilde. Beğenmedikten sonraki zaten rotayı yapmıştım. Yok yapmadım abi bir dakika. Yok yok. Yok yapmadım. Hayır. Sadece görmüştüm. Ama şu an ilk kez mesela Ulukışa'dan hani böyle şeye tek tam tersi yönde karda gidiyorum. Çünkü abi şeymiş bayağı hani. Oo bayağı süratli gidiyoruz ha hani. Kapattım abi şeyi bayağı bir frende gidelim ya yapacak bir şey yok. Hani tabii makaslarda da 30 abi yani. Durursak. Oo. Bu arkadan yalnız biraz korkutucu oluyor çünkü hani çıkacakmış gibi böyle sanki hızlı giderken. Şimdi tünellere geldik abi hemen tünele geldiysek şey yapalım. İçeride kalalım. Herkes ışını açalım. Of 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 of. 80'li. Abi neredeyiz şu an? Tam aha burada gidiyoruz şu an. Önümüzdeki durak ne? Çiftehan. Çiftehan da güzeldi. Çiftehan. Tamam işte biz şey dururuz ya. Bu Pozantı'da zaten duracağız tamam. Yenice'ye gidiyor ama biz Pozantı'da duralım. Pozantı'da kapatırız zaten. Pozantı'da. Yani Pozantı büyük diye orayı da bir görelim tekrar yayında. Karlı halini falan. Bir freni release edelim ya. Hmm.
Ya sileceği bir dur bakalım. Bir ön sileceği durduralım. Ya şu an kar falan yağmıyor da açık havada. Evet. Tabii ki de tükenmeye takılı kalmak zorunda. Yoksa. Şu an 104 şu an. Biraz fren yapalım yine. Ya frende kalsın aslında da. Ne hızlanıyor sonuçta. Hep %2.6 bir eğim var şu an. Çift ana geldik abi. Dur burada biraz yavaş gideceğim. Yavaş dediğim zaten 50 falan olur. Yeter 50. Abi 37 özledim ya. Ne zaman uçmuyoruz şeyi. Yeni tarla bir bak. Şey update'den sonra bir şeyler değişti. Güzel ama yani olumlu anlamda. Üf nasıl geliyorum şu an çiftane bakın. Çiftane gelişme bakın şu an. Çiftan birazdan dümdüz gidip şey eve gireceğim. Yani buradan şu apartmanı uçarım yani. Abi evlere bakıyorsun. Bunlar Türkiye'deki ev. Hani çok aşırı bir şey var hani böyle. ETS2'den de sanki çok ileride gibi o haritadan. Hani kaplamalar hani birebir şey aynı. Fazla şey. Hani diyordum ya bir şeyde MSFS'de böyle birkaç tane modüler bina lazım bu şekilde. Koyduğun an zaten ortam değişiyor. Kızaklayacak mı? Yok böyle bir şey olmaz. Gider gider. A210'a baktık ya, yayına baktık hatta ona ama hani güzel. Sadece biraz şey sorunu vardı, performans sorunu vardı ama onun dışında güzel uçak ya. Uçuluyor yani onunla. Zaten yani beta'da ya bilmiyorum performans belki çok düzelmemiştir ama yani belki de hani biraz düzelmiştir bilmiyorum. Yani yine idare ederdi benim için performansı. Yayın dışında da ya yayında da sıkıntı yoktu aslında. Sadece garip bir sorun vardı hani 30 FPS geçmemesi böyle garip bir şekilde tutması orada o sorun ama onun dışında yani çok da böyle bizim için hani bizi böyle aşırı ilgilendiren sorun yoktu yani. Ama bir daha girip tabii uçamadım ya o şey oldu. Ya da öyle video çekelim falan. Yok olmadı. Bariyerlere ben ne zaman çarpışıyorum öyle bir şey yok ya. Hangi kademeli frende? Bundakini mi diyorsun? E tabi canım yani olabilir de yani şimdi da gerçek hayatta. Yalnız bayağı hızlı gidiyoruz.
falan SketchUp'ta küp küp çıkartıyorum. Şimdi çatıdan yanlarını şey yapıyorum. Ölçüleri net şey yapabilmek için. Sen dediğin gibi abi 18'e şey pardon 86'ya yükseklik 14 genişlikte 24 yeni bina. Ben şeyi halledip sana göstereyim. Farklı yerlerde çıkmalar var ya, onları daha net oturtabilmek için. Önünde ve solunda. Avcısının yayında var mıydın? Yok, iki tane yayın yaptık ama biz. Arda'da ya ondan. Belki. Avcısına başmıştık ya. Bilmiyorum ki. Ama tabii şey ne? PMDG şey be abi. 900'de gelmedik hala. Kimse de karar sahibi konuşuyor. O öyle konuşuyor da boşver. Sonra öyle konuşuyorsa marketplace'e göndereceğiz diyor bu gece filan, vereceğiz diyor. Sonra belki de bu hafta abi ya da tabii test süresi de var aslında tabii yani. Özel bir şey de olsa yine sonuçta test süresi var orada. Çalışacak mı çalışmayacak mı yani sorun olacak mı? Gene abi şey işte hani. Gene bir ayı bulur tabii ki de o. Öyle olursa. 7 hafta sürdü dedi. Yani biz diyorum. DC6. Ya o zaman öyleydi. Ama şimdi tabi daha da iyi olabilir ama yine en azı 2 hafta hani özel de olsa uçak bambaşka. Hayır aslında bir paketleme şey var zaten Xbox'a gelmeyecek değil mi o? Şey olarak. Yok diyebiliyorum. O bazım olayı yüzünden. Yani herhalde gelmez Xbox'ta. Sonra çıkartıp orada alaşmasa tekrar. Abi hadi şimdi o da mesela bak kimse öyle bir şey yapmadı abi karmışlık uçaklarda kastım açlı kastım uçaklarda. O direkt şey yani atlamış çıkarmış hemen. Ya abi sen platformu tanımıyor musun ya hiç bakmıyor musun şeyde ya. Hep öyle hatadan dolayı asıl büyüklenmiş ya yoksa mal belli zaten asıl bunun şey malı belli. Yani sen niye hemen atlıyorsun ki PC için çıkar orada sadece. Ama parayı biraz onu kandırmış şey yapmış biraz gözlerini büyülemiş. Hemen Xbox çıkartıyorsun abi Xbox'tan kullandı mı acaba hiç? Şey olarak hani o anlamda mesela adam kullandı mı hiç? Yok. Ya da orada hani çalışıyor diye belki de bir kere ama destek eksik. Hayır işin içinde adamlar abi. WebAssembly'nin yarım olduğunu zaten biliyor. Şöyle olduğunu böyle olduğunu zaten biliyor. Çalışabildiği için çıkarmış. Çıkarmasaydı o zaman yine onun kararı. Eksik olduğunu zaten herkes biliyor. Cümlelerini biliyordu. O dönem daha da eksik düşün yani. Ama yok işte. Asaba kötü. Developer'lar şu anda mesela herkesin erişebileceği şekilde hani bir ayar yapmanıza gerek yok, demo'da girmenize gerek yok. Ya bir DSS'den sonra onun bir avantajı çok kalmadı büyük ihtimalle ama kapattığı günlerden şey fark etmiyor aynı. Ya bir de şey belki tabi bu olay olması biraz daha uzandırdı bazı şeyler ama yine daha doğru yolda zaten olacaktı o iş. Yani drama yaratıyordu sadece kendi çapında o da hani sallanmıyordu. Valla Kars Erzurum aynı ya aynı. Kars Erzurum zaten Doğu Ekspresi gibi rotada sürüyoruz diye bir tane video çekmek lazım yani bunu şu an. Şu an öyle oldu bildiğim. Ha, çok her taraf beyaz tabi şey motorda öyle aşırı şeydeki yenisinde gibi bir mevsimler desteği falan yok ama. En azından kar var yani. Bayağı bayağı utansın. Ozan T'ye bu arada az kaldı ya. Ozan T'ye geliyoruz abi. Abi bak buralarda ben şey cezaymışım şeyde. Bu bütün gider hatta ben yukarı çıkarken nasıl cezaydım anlamadım ya. Ya yük treni olsa muhtemelen yemezdim hani daha yavaş giderdim. Ya yani hızlanırsam tabii daha da hızlanırdım ama yani.
Burada ATS açık olsaydı yandık. Evet abi, pozantı göründü herhalde ya. Pozantının girişi. Yani yaklaşıyoruz. Bir 70 falan aslında tutmak istiyorum da. Yani 70 civarı kaldı bence şu an. Böyle bir dışarı alalım yine. Süper ya. Evet abi, gizli projeciler. Ne yapıyorsunuz? Gizli proje, yeni sunuma hazır mısınız abi? Bir sunum geçsene evet. Daha. Devam mı? Daha 4'e kadar. Devam. Çalıştın mı? Nasıl? Çalıştın mı? Yok yok. Geçen haftadan beri 4'e kadar sunum yapıyorum. Öyle bir şey yok ya. Şey gibiyiz. Bence de evet ya, evet. Keşke daha az şey yapsaymışım, arttırsaymışım ya. Dedim hani sorun olur diye yapmadım. Videoyu öyle çekelim de. Kar tabi birazcık örtüyor güzellikleri de aslında. Bir önceki ortanın devamı zaten görmüştüm olayı. Biraz daha ağaçlar arttı, şey oldu, daha güzel görünüyorlar falan. Ama düzeldi yani görüntü şu an. Abi pozantı. Vay. Büyük treni çekemedik be. Hayda. Büyük şey kapatayım abi. Ön ışık açık kalsın ama. Yansın olsun. Sarı güzel yanıyor. Evet, pozantı. Pozantı aynı mı sizce yani? Birebir aynı mı şu an? Aksini iddia eden var mı? Hani mesela bir bina sadece bu yerde olsun diye tasarlanmış. Aslında tabi diğer tarafa girebildik ya. Yani öyle bir manyaklık yapılabilirdi ama neyse.
var ya. Çekelim şöyle de. Gerçi aslında ben burada duracaktım. Acil fren yapacaktım. Hatta şöyle yapalım abi. Geri gideceğim. Ya tren tam o pozantı şeyinde fotoğraf almak istiyorum da karlıyken. Geri çekelim şunu. Yüzümden çıkmışlar. Bir geri gelsin yavaş yavaş. Zaten yolcu treni bir şey yok yani. Ya bu üst geçidi kim koydu buraya ya? Gerçekten. Ben bütün fotoğrafı bozuyor yani şu an. Şu an gerçekten bütün fotoğrafı bozuyor. Neyse böyle çekeyim o zaman. Güzel oldu böyle, tamam. Büfe. Abi kiralık ofis varmış. İster misiniz? Kaça yaparsın abi bunu? 2,5 milyon, 3 milyon mu olur? Kaça bu bina? Pozantı da bile. Pozant yerele göre fiyatlar değişmemektedir. Gene buraya 3 milyon fiyat çekiyorsun ha. Yuh be abi. Şu binaya 3 milyon toplamı zaten şu an değildir tabii de hani şey olan. Binaya bakmadım. Evet. Dümdüz eski bina işte abi, iş merkezi gibi. Biz burada mı kursak acaba? Pozantı neresinde kalıyor? Pozantı şey, bilmiyorum yok. İstasyon. Direkt istasyonun dibi. Neyinde mi? Bilmiyorum ki abi o pozantının ne, biz neresindeyiz şu an pozantının? İstasyonu olan yerdeyiz. Yoldayız işte. Emre'nin sesi kapalıymış. Bilmiyorum abi, Emre biliyordur belki. Ha, küçük tamirat treni. Bunun aslında görev olsa güzel olmuş ya. Vardı ya birkaç tane bir şey senaryoda vardı diğer o simülatörde, Train Simulator'da böyle birkaç tane şey vardı takip ettiğimiz şey yaptığımız sanki. Tam hatırlamıyorum ama böyle yollar kapanıyordu, bir şeyler oluyordu böyle. Ama tabii güzel. Burada şunu böyle bir fotoğraf çekeyim yani, böyle bir fotoğraf olsun. Sarı binalar güzel be abi. Binalar çok güzel. Bir de böyle eski lojmanlar falan da var ya böyle. Tesisler binası. Yani şimdi şey diyeceğim. Bu tabii ki de olay modeline koyuldu ama böyle burada anlam kazanması bambaşka bir olay bu gerçeklikte. İnanılmaz iyi. Abi burada bir Travego mu var? Ne var? Aa abi baksana otobüsler. Aa bir tane daha. Aa Müslüm Şisafir gidiyor. Aa nereye? Aa dilama tesisine geldik abi. Yok burası ne böyle? Aa tam baksana abi, ortadan bakar mısın? Tam park etmelik. Şimdi gelecek. Tam park etmelik abi. Bu model şeydi ya, bu CG Trading'deki model olabilir mi ya? Olabilir mi acaba? Öndeki adamdan anladım. Öndeki adam şey. Aa abi böyle realistik ortamlar güzel bak. Eski seri O403 falan var burada bak. Hı hı. Et mangal. Gördüm. Şimdi gördüm.
O sarı bir de bak kar efekti olsa o sarıda var ya hani tabii motorun doğal bir özelliği olsa olurdu. Bu 403 değil ya bu kaç bu? Değişik bir versiyon bu. Değil mi? Abi şey 3 lamba olan farlar şeydi ya. 404 müydü? Ne bileyim bir şey var 500 mü yoksa yok değil de. Bir değişik versiyonu bu. Abi şey rendi bak mesela MSFS'te kar efektini otomatik olarak veriyor ya bazı şeylerde böyle güzel oluyor. Da sen de mesela verebilirsin ama. O kadarına gerek yok abi şey motor eski değmez yani. Unreal'da olsa üf üf yani hani şu an bu ortam bak istemezsin yani burada yaşarsın yani. Sabah sabah abi. 403 yayına geldi de bu da 403'te geçiyor. Şey farlar değişti sadece. He, yenisi o zaman değil son kasa. Son kasa. Şey, Unreal'da böyle bir ortamda sabah kalkıyorsun abi geliyorsun açıyorsun. Açık dünya zaten geziniyorsun tamam mı? Yürüyorsun filan. Trenler geri gidiyor. Şey var ya tren simülatörü. Yolcu olarak da binebiliyoruz trenlere. Abi arkada izliyorsun mesela. Açık şeyde. Neyse abi burada biz kapatalım. Valla herkese ne sandık? Çok güzel olmuş. Zaten ilgi de var, şey de var. Daha doğrusu tabii tren olaylarıyla ilgilenen insana daha çok ilgi gösteriyor ama. Yine de şey yani bu yavaş yavaş artar. Yayılır bu olaylar. Filmde zaten görür millet sürekli. Ama tabii şey Transfer Türkiye DLC deyince yani Türkiye'nin tamamını anlamayın. Biraz o clickbait'e giriyor çünkü biraz ilgi çekmesi gerekiyor olayın. Çünkü güzel bir şey var burada o yüzden. Yani Türkiye'de geçen bir rota işte. Türkiye DLC Toros Dağları. Tabii Türkiye'de geçen bir DLC. Onlarda Murat 131 motor şanzımanı var. Bu 2022 sürüm yani şöyle Train Simulator klasik bu. Ama her sene güncelleniyor da tabi Train Simulator gibi değil. Eski motorda hala. Sadece sürüm değişiyor, yeni gelişme yapılıyor ve diğer sene zaten uyumlu oluyor. Mesela önümüzdeki sene tekrar mesela Haziran'da falan çıkacak sanırım Train Simulator 23. Sonra da işte mesela Eylül ayında da Ağustos ayında da Train Simulator 4 çıkacak diğer yenisinde olan. Böyle Davutay'ın öptüğü bir sistem. Bu ama tabii Train Simulator klasik versiyonu uyumlu olacak mesela DLC aldıktan sonra. Sonra da oynayabilirsin hep. Klasik versiyon 40 lira zaten. Bu da 280 lira tabii döviz kuru değiştiği için şeyde. Böyle oldu. Of kapağa bak abi. Pozantı. Ben buradan devam etsem ne olur ama gerçi Pozantı. Videodan şey olacak ama dur bakalım. Abi nasıl gaz olayını çözemedin ya? Şimdi şöyle ama bu durur da sen çok yapmayacaksın ama gazı işte. Kontrol edeceğim bunu. Hani mesela bak şimdi freni açtım. Release'de yol durumda atıyorum tamam mı? Hadi. Ama bunu tabii ileri alalım. Ya burada şey var. Bu fan direği aç. Burada ZVTA fan direk var ya. Bunu aç çünkü bu şey yapıyor. Soğutuyor. Bu dalgayı soğutma suyu sıcaklığını işte şey yapıyor daha motorun ısınmasını birazcık engelliyor daha da iyi yapıyor yoksa sürekli çok gaz verirsen yani ilk başta bir anlaman gerekiyor olayın arıza yaşaman gerekiyor da o zaman sonra Q60 arızası veriyor zaten şöyle yapacağım mesela şimdi ileride zaten frenler salındı tamam bıraktık başka bir şey de yok ama da şey yap mesela seni belki de şey engelliyor şu an ATS'ye giriyor ATS'yi kapat mesela kullanıcı anahtarını girme. Çünkü onu girince mesela o acil frenleme sistemi falan denge şey devreye giriyor. Sarı uyarı geçersen kırmızı uyarı falan olursa falan seni direkt otomatik olarak frenliyor. Sonra takılıyor sistem biraz düzgün yapman gerekiyor orayı. O yüzden başta bence kapalı kullanmak daha mantıklı şu an. Normal bir gazla kontrol etmeyi öğrenmek için ama diyelim ki şimdi sen şey yapacaksın. Bir kere böyle açıyorsun tamam mı bak. Bir crank ediyor burada. Valve. Bir kere döndü girdi. Sonra bir kere daha basıyorsun. Sonra bak amper yükseliyor bak hızlanmaya başlıyor tren şu an 0.9 oluyor yavaş yavaş gidiyor ama basılı tutarsan daha da hızlanıyor amper ve RPM bunu bir yapacaksın tamam ama çok böyle 1500 RPM falan geçmeyeceksin onu tutacaksın arada işte kapatacaksın o yüzden bir geri çekeceksin o kranktan düşecek herhalde o da ondan sonra zaten ona göre dengelemen gerekiyor mesela şu an yavaş yavaş gidiyor ama ben daha mesela çok basılı tutarsam yukarıda daha da hızlanıyor gaz veriyor ama bu sürekli olmaz işte bunu belli başka yerde yaparsın ona göre kollarsın kendini mesela kapatırsam bak duracak şimdi zaten o ışıklar yanıyor şu an zaten RPM düşecek ama bu hızda gider mi gider biraz bazı yerlerde mesela diyelim ki burayı böyle geçeceğiz tamam
Bir kere kranklarız yine. Biraz daha amper yükselir. Yavaş yavaş gider işte. Çok düşmez ama. Azıcık amper yükselir. 14.1 şu an. 660 RPM'de şu an. Böyle mesela buraya geçebiliriz bu hızda atıyorum. Şu an bizim için yeterli. Güzel güzel şu an pozantı mesela çıkıyor. Herhalde yayını kapatamayacağız. Öyle görünüyor. Hayır abi şimdi güzel gidiyor açıkçası şimdi. Harbiden oynamaya değer bir şey oldu. Yoksa yani yayın olmaz biliyorsunuz. Ama hani bu arıza da yaşanır ya. PDF'de anlatıyorum. Zaten şey Türkçe rehber de var ya şimdi. Rehber derken gerçi onların kendi videoları da var ama. Hani ben belki işte bilmiyorum, ben de aslında çeksem güzel olur elbette ama ne bileyim. Hani şöyle benimki basit olur yine hızlıca. Treni çalıştırma, ileri götürme, kullanma şeyi olur. Yani fan direkt ne işe yarar çok da anlatmaya gerek yok bilmeyen birisi için şu an ilk etapta benim açımdan. Zaten Google'a bakabilirsin ya da şey. Mesela 40 mil zaten 110 mile geldik şimdi biraz daha gidelim sonra zaten kapatırım. Ha, tamam geldik şimdi. Tabi amper düşüyor 660 amper şu an sabit 47 milde ama hızlanıyor çünkü biraz şey var eğim var ondan dolayı. Mesela bu durumda bence çok da şey yapmaya gerek yok ama mesela amper düşecek işte. Birazcık böyle gaz vereceğim tekrar kranklayacağım yukarı doğru. Bir kere tekrar hızlanmaya başlıyor mesela ama tekrar düşecek işte mesela o yüzden biraz tutacaksın yukarıda atıyorum. Hani benim şeyimden böyle şu an durum. Böyle çözebiliriz mi olayı. Gerçek şey ilgilendirmiyor bizi. O önemli değil şu an. Öyle 1500 RPM'e kadar mesela çıkartalım atıyorum treni zaten hızlanacak o. Amper zaten 330 oluyor şu an mesela bak düşünün yani. Şu an 1500 RPM'e geldi mesela bak uyarı verdi gördünüz mü şu an? Well spin dedi çünkü bir de çok hani gaz verdi spinlemeye başladı tekerler rayda. Zaten öyle bir durum olsa zaten şey yapacaksın kumlamayı açacaksın şurada. Neredeydi kumlama bak burada kumlama var kumlamaya basıp tutarsan ya da mesela şuradan açarsan açık kalıyor sürekli şu aşağıda kumu şeyi. Kaymayı engelliyor, well spin'i engelliyor da şu an tabi böyle bir şey gerek yok. Yani olabilir tabi. Mesela şu an 1500 RPM şu an çalışıyor bak. 1500 RPM çalışıyor. Aşağı düşmüyor. O crank 2'de herhalde değil mi şu an? 90 mil bak 90 mil 92 km şu an. Mesela amper 252'ye düşüyor tabi. O yavaş yavaş azalacak herhalde değil mi? Ama RPM düşmüyor şu an. Hızlı hızlı gidiyoruz mesela ama tabi çok da hızlı gidiyoruzdur. Tamam şurada mesela duralım şurada. Hatta şurada seri fren yapalım. Emergency yapalım bak. Ama gazı kapatalım tabii ki de. Hemen dursun abi. Rampada bu şekilde işte fan direkt açıksa rampada ya bir şekilde gidiliyor ya ama bu şimdi şöyle bir durum var. Ben yük trenini henüz o rampada kullanmadım mesela. Yük trenini kullanırsam daha da sıkıntı olacak. O yüzden yani işte aç kapa yani bilmiyorum bir şeyler olacak çözülür illa. Yani çok da benim için önemli değil. Yeter ki kullanayım yani. Ama hani tabii rampada yük treni daha da sıkıntı olur abi. Yük treni daha fazla vagon veriyor bir de. En az 10 tane falan herhalde oluyor. Bir de ağır. Tek şeysin. E tabii şey yapıyor. Yani o rampada geçmek. Mesela şu an Ulukışa'dan beri Pozantı'ya kadar hep yukarıdan aşağıya doğru salındık. Eğim aşağıya doğru hep. Bundan sonra da tabii biraz öyle olacak ama hani şey. Yine tırmanacaksın. Yine şey yapacaksın ama hep aşağı ineceğiz tabii. Görüşürüz Murat abi. Fiyat inse de alsak abi. Fiyat nasıl insin be? Nasıl insin ki fiyat şimdi? Bunu kaydedelim ben sonra belki yaparım. Fiyat nasıl insin? Canı çekti. yok. Girelim tekrar. Bakıyorum arada ya şimdi kurulu. Ya kariyerde bunu seçemiyoruz maalesef. Niye acaba işte bir kariyer... Ama şöyle dovetailin yapması gereken daha farklı bir durum vardı muhtemelen. Sonuçta 3. parti bir DLC ondan olabilir. İşte Kirk Drive'da da yok mesela burada da yok ama nasıl diyeyim. Buradan şeyi seçsek mesela burada da çıkmıyor. O yüzden direkt workshop'ta değil tabi workshop'ta bu eklentiler eklenti istiyormuş. Ya bu ile alakalı bir olay yok burada muhtemelen. Standarda gelirsek zaten burada yüklü olduğu için direkt görüyorum ben. Yani buradan tabi standartta mesela dark olanı var. 24.000 darkla mesela diyelim ki bununla seçtiniz. Mesela bunda soğuk makine marşı var. Konteyner çekiyorsunuz bu dark versiyonla ya da mesela konteyner. Yenice de mesela bak bir de bunu başlatayım son bir kez. Bak mesela bu iyiymiş bence kısa.
Ya benim en azından video için atıyorum. Konteyner çekmedi. Game Pass'te Transmitter 22 yok ya. Ha şöyle zaten Game Pass'te Transmitter klasik olsa bile zaten önemli değil. Bu DLC alman gerekir. Ama yok orada öyle bir şey. Bu eski versiyon. Orada Game Pass yok bu. Öyle. Oo. Yenice'de başladık. Yağmur yağıyor. O güzel ortam. Ev tren kapalı mı? Yok. Aa bir de bağlayacağız ha, değil mi? Şimdi bir de bu konteyneri nasıl? Ha, geri geleceğiz mi yoksa buradan önüne gideceğiz mi acaba? Bakalım. Nasıl oluyor lan? Nasıl yani? Önden mi bağlayacağım direkt? Ha, bunun ön şeyle bağlayacaksın. Sonra geri çekeceğiz onları muhtemelen. Tapta duruş noktası dediği arka tarafa gideceğiz. Sonra yenice 7. yola diyor. Gel o tarafa gel diyor. Sonra drop off'tu. Ha, o tarafı bırakacağız o vagonları. Sonra duruş noktası diyor. Geriye gel diyor. Tamam. Oradan. Sonra diyor. Buradakileri mi bağlayacağız? Hadi lan. Oraya bizi tabii götürecek de. Sonra onları alacağız. Sonra duruş noktası 2'ye gideceğiz. Sonra gene buraya geleceğiz. Sonra gene nasıl ya? Oğlum bu ne lan? Aa. Bu abi bu. Oho. Bu bütün konteynerları oradan buraya şantik yani çekme tam şey olarak yani ölüm. Ölüm ölüm bu. Ama güzel güzel. Güzel. Hani manevra var. Konteyner manevrası yine. Biz normal devam abi. Biz Erciyes Express, Toros Dağları, Çukurova Express. Express tren. Alçı taş transferi var abi. Mesela bir de onu göstereyim. Bir açayım onu da. Son barda. Transim World 3'e yok öyle bir olay yok. Converter ya da Transim World 3'ün öyle bir modlama desteği yok şu an. Sadece Dovetail'in çalıştığı birkaç tane stüdyo resmi official olarak DLC çıkartabiliyor oraya. Onun dışında SDK'yı Unreal'da açmadılar. Çünkü açsa zaten böyle modlar bedava da çıkabilir. Başkaları başka eklentilerle başka şeyler yapabilir ve Dovetail'in para kazanma olayı azalabilir. Çünkü onlar da Ersin DLC çıkartıyor ya da şey Ersin bir sürü DLC çıkartıyor ve Ersin yeni sürüm çıkartıyor bu platforma. O yüzden kısaltılıyor yani o olayları. Aslında çıkarsalar çok bambaşka noktaya gidebilir oralar ama yapmıyorlar. Ha, burada geri geleceğiz. Tamam. Yakıt alacağız. Öyle Alçıtaşı ocağına gideceğiz. Alçıtaşı'da duracağız. Oradaki dalgaları bağlayacağız. Sonra ha, bu gümüş şey bırakacağız yani Ulukışa'dan. Ha tabii. Baş makas gümüş. Güney. Geri geleceğiz. Bu ne abi? Bu bayağı uğraştırıyor mu? Güzel yani bu görevler tabii. Güzel güzel yani. Uğraşıyorsun işte ne yapacaksın? O güzelmiş. Ben silmem bunu ya dursun bu. ETS2 sileri bunu silmem filan. Bu arada ETS2 siliyorum yakında. Video çekeceğim onun için abi. Belki çok izlenir. Normal videodan ben. Neyse abi. O sırf Adana var diye bu oyunu alacağım. Al be Görkem Bey al al abi al Adana'dan gidiyorsun yeniden başlıyorsun. Pozantı oradan mis gibi olmuş. Yani şey eski olsa da şey yani kullanmak lazım ya bence şey güzel olur yani. Şey değil. Zor değil abi çözülür her şey. Hiç öyle halledilir yani. Çok böyle takılmaya gerek yok bazı şeylere. ATS'yi Pardon kapattığın ana. sürece. İşimiz gücümüz var be kardeşim. Hadi be. Tamam Hadi be kapatacağım. Tamam kardeşim. tamam. Hadi be baba. Manevra da tam manevra burada abi. Alçıtaşı. Ama Alçıtaşı benim hoşuma gitti ya. Hadi be baba. Bu Alçıtaşı olayı güzel yani. Bunu bence yapmak lazım. Ya bir de şöyle tabi öğrenirsen hani Transim World 3'e tabi geçmen gerekir aslında. Şimdi şöyle bu hani hiçbir şey bilmeden de bunu öğrenebilirsin de şey var. Hani burada diyelim ki bunu aldım ama mesela şimdi 40 lira klasik ya 280 lira bu atıyorum tamam. Ama bence şu an 92 liraya Transim World 3'ü almak lazım çünkü bir sonraki oyun o fiyattan çıkmayacak. O fiyattan değil muhtemelen 600 falan olacak. Çünkü şu an 340 lira zaten bir DLC'si düşünün. Ya belki tam belki ana oyun da öyle 400 lira falan çıkabilir ama şey yani yüksek fiyattan çıkacak kesin zaten. O yüzden Transim World 3'ü aldın zaten. Bir de şu an
Diğer DLC zam da gelmiyor mesela Transient World 3'te. 50 lira onlar mesela indirimde falan düşüyorlar yine. Hani şu an mesela bir 300-400 lira buna yatırılsa 300 zaten bu oluyor da aslında şey olacak hani. Bir 500 lira aslında bu Transient World'a harcansa zaten şey olacak hani. Alternatif ciddi bir simülasyon olmuş olacak elinde. Çünkü sonra fiyatlar yükselir ya sonra değmez yani hani. Daha da sıkıntı olur. Çünkü çok DLC'li şeyler hep de. Tabi gerçi şey de hani emek de gereken trenler ve rotalar aslında çok zaman yiyor bunlar. Yani kurallar muralar derken ama tabi yine arcade kafada oynayabilirsin. Ne olacak abi? Yani sorun yok. Bu yüzden işte şey aradaki dengeyi kuruyorlar aslında. Devamı gelir mi bilmiyorum abi. Devamı için bir şey diyorlar ama hani şu an herhalde bir çalışma yok mu herhangi bir rota için. Belki de vardır. Sonuçta editörde girip yapıyorlar bir şeyler. Ama hani yani ciddi böyle bir çalışmaya herhalde şu an daha kalkışmadılar ama hani şöyle bir de böyle bir tür değil ya bu böyle hani hemen bir anda böyle farklı bir şey sokup yeni DLC yapmaya başlayalım hani o kafada bir Transmitter değil ya burası yani şey değil yani nasıl diyeyim zor iş bir de farklı bir olay bir de eskisi platform mesela yenisi için bir şeyler yapılır ama daha hızlı davranabilirsin bunu eski bir abi nasıl olacak yani az yani şey para kazandığımızı yakıyor çok uğraşmalar için hani bu öyle sağlayacak bir şey değil yani. Yine onunla isterse mesela kendileri oynamak ister ve kendileri Konya'yı atıyorum. Başka bir Ankara olan rotayı yapmak isterlerse yaparlar. Kendisi dediği için olur. Ha, olabilir mi? Vallahi umarım. Hani başka lokomotif bile olmasın. Sadece rota olsun mesela. On numara olur aslında. O da parayla çıksın mesela atıyorum. Ha, belki hani bu kadar kasılmaya da bazı konularda gerek yok ama gene işte şey yani gerçekçilik olması gerekiyor ya burada. Simülasyon desem bile. Hani 5000 kişi diye atıyorum oynayacak ama yani 50 bin kişinin anlık oynadığı fantezi oyundan daha dikkatli o davranmaya gereken şeyler oluyor özellikle oluyor. Yani yük treni DLC'sini mi aldın? Nasıl yani yük treni derken ama oradaki DLC'ler nasıl yani? Ya yani lokomotif aldıysa ama zaten mevcut olan rotalarda aynı şeyi çekersin ki. Yük treni derken. Ya görevler orada benzer ama abi ne yapacaksın ki zaten? Yani rotalar belli başlı yerde çok değişiyor TSV'de. Onun dışında gene aynı yani. Mesela bak bana şey geliyor bazen de işte çok böyle biraz fazla tabii orada hızlı tren kafası da var ya birazcık. Mesela oradaki Amerikan rotaları gerçekten güzel oluyor. Mesela son çıkardıkları rotalar da aslında güzel. Hani vadilerden falan kanaldan geçiyorsun böyle. Çölden geçiyorsun biraz da işte atıyorum. Amerikan trenleri falan ama. Bazı mesela metro gibi şeyler tabii aslında şey adamlar için challenge işte gene. Double şeyi çözdü. Yani bak mesela burada da gerçekçi yerleri yapıyorlardı, aktarıyorlardı ama Unreal'da daha da büyük yerler, daha da büyük şekilde aktarılmaya başlandı ve hani daha büyük senaryoda, daha büyük manzaralar var orada. Çok yoğun mesela yoğun yerleri gerçekte şu an. Vardı ya Boston treni falan bir tane. Şeyde videosunu Evet, çekmiştim sanırım. görmüştüm. Mesela abi en yoğun değil mi? En yoğun olan rotayı yaptı adamlar Transformer'da orada. En yoğun olan rotaya getirdiler. Gerçi tabii önceden de olmuş olabilir de. Şimdi işte yenisinde başka meseleler var. Ama hani yapıyorlar ve para kazanıyorlar şu an onu söyleyeyim yani şeyden. Orada çok önem, hani filmlerde falan da görüyoruz ya, Hollywood filmlerinde falan. Önemli bir şey galiba orası. Tabii tabii yani ben bir oynadım böyle büyülendim ama tabii mesela daha da iyileri çıktı düşün. Bak mesela Pacific Surfline zaten vardı bak burada. Oraya da geldi hep. Bak New York to New Haven falan var burada yine. Hamburg Lübeck var. Zaten Hamburg Lübeck bak bir Alman zaten bir İngiliz gidiyorlar adamlar sürekli şu an. Bir de Amerika işte. Üçüncü. Bizim oralar. Yani çünkü şey yani onlar o kitle çok büyük. Onlar alıyor. Hep. Ama hani bazı şeyler tabii ki de işte daha farklı olabilir orada da. Hani ne de öyle devam ediyor. O yüzden Devil Valley Simulator güzel olursa zaten çok iyi olacak. Yani çıktığında. Sandbox istediğini yapabilirsin. Para kazanabilirsin. Kendi trenin var. İşler çok farklı. Her şeyi bence güzel bir şey sokacaklar. Train yok abi. Train'ze işte maalesef. Train'ze sim yani evet. Ya popülerlik işte, train tarafı öyle yani. Yani önde olan hep bir başka bir firma var Dovetail Games. Yani domine ediyor ve yani öyle şeylere iyi pazarlamazsan, iyi sunmazsan bazı şeyleri kalıyor yani. Ama var tabii evet oyun. Yine olabilir ama. Ya isteğini var zaten yine istediği türde oyunlar. Ya da özellikler diyelim. Ama gene insan işi şey istiyor. Gene her şeyi ana oyundan istiyor. ETS2 ya da Farming ya da işte Train Sim.
Öyle bir ağlaşmamız var işte maalesef. Neyse, herkese iyi geceler, görüşürüz. İyi geceler. Burada İyi geceler. kapatalım.